bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin. Efendim, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz çok zor bir haftaydı. Hangi takımın gidip gitmeyeceği konusunda hafta sonu bir karar vermeleri istedik. Burada sert durumlar yaşandı. Jüri üyelerimiz takımlara sonuncu ilan etme kararını verdi. Bana göre bu stüdyoda bu sınır aşıldı. Yaparsın koalisyon ama gönderecek olan kişi sizler değil, bizler oluyoruz. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da, herkes dönüp bana... Merhabalar efendim, saç ve makyaj sanatçılarının yarıştığı, ekranların en eğlendiren, güldüren, güzelleştiren yarışma programı Kuaförüm Sensin'de yepyeni bir haftaya hoş geldiniz. Sevgili jürimiz, sizler de hoş geldiniz. Çok şık, çok harika görünüyorsunuz. Siz de hoş geldiniz. Siz de çok güzel görünüyorsunuz. Efendim, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz çok zor bir haftaydı. Bazı takımların diğer takımları kışkırtması sonucu burada sert durumlar yaşandı. Sertleşti diğer takımlarda ve ekrana veremeyeceğimiz gibi konuşmalara şahit olduğumuz bir hafta geçirdik. Bu yüzden tüm hafta boyunca bu tartışmalara katılan takımlara jüri üyelerimiz hafta sonunda birer puan vererek onları sonuncu ilan etme kararını verdi. Hangi takımın gidip gitmeyeceği konusunda hafta sonu bir karar vermelerini istedik. Fakat bir takım eleseler diğer takıma haksızlık olacaktı. Çünkü dediğimiz gibi bir takımın kayıtları izlediğimiz kadarıyla yoğun kışkırtması sonucu tüm takımların birbirini kışkırtması, sertleşmesi, bu yarışma rekabetinin ekrana veremeyeceğimiz sonuçlara ulaşması sonucu herhangi bir takımın elenmesi haksızlık olacaktı. Bu nedenle takımlarımıza birer şans daha vermeye karar verdik. Sonuçta biz burada aileyiz, iyi günlerimiz, kötü günlerimiz olacaktır. Ve biz bunları hep beraber aşacağız. Yine gülmeye, eğlenmeye, yarışmaya devam edeceğiz. Güzel bir hafta geçireceğiz, değil mi? Birilerine, bence de eğlenelim, boş ver. Evet, eğlenelim. Birilerine bakar, baka baka dururum. Aklımın en puanı aldın, geç şuradan hadi. Hadi. Batmada sancın mı var? Şimdi yarım toplamayı da ben sana göstereceğim. Göster. Bunu kestim. Of. Bak, yarım toplama bu. Arkadaşım, sen yine anlayamamışsın. O toplama bu toplama değil. Ben şimdi yarım topladım bunu. Oldu mu? Oldu. Espriye geliyor. Gözde Hanım, saç yıkanırken... Dün... Lütfen söyler misin? O tıkaç, bu tıkaç değil. Kulağın su kaçtı değil mi? Su kaçtı. Sen atlıyorsun. Birazcık sende sazanlık var. Apo, acı biber hemen. Bunu herkes burada söyledi, ye. Yeah. Hayır, bir kere ısıracak. Ben kabul etmiyorum. Böyle bıçak altına yatmanıza gerek yok, bakın. Makyajda da yapılabiliyor bu badem göz. Buradan bakınca badem görünüyor ama orada görünmüyor. Sorun işte. Surat ifadeni anladım beğenmediğini. Yıldızlı öpücükler atıyorum sana. Bayıldım ya. Yani mahvoldum. Senle kendimi yarıştırmam bile, o ayrı da. Yarışamazsın zaten, senin ayrı, bilgin ben yok. Ben seninle aynen yarışamam. Yok. Senin teknik bilgin yok. Yılların profesyonel makyaj şeyi var. Özür dilerim. Make-up var. Sen bunu da hak ettin. Fatma'yı buna çevireceğim. Şurasının basık olması acayip yüzünü kötü etkilemiş durumda. Çünkü yüzünü böyle tamamen öne itmiş durumdasın. Sen bir daha bunu yaparsan sana da acı biber sürerim. Kız orada su mu içiyor? Nasılsınız? İyiyiz. Yenilendik mi? Kesinlikle. İyi miyiz? Hafta çok iyi geçecek. Ben terapi bile aldım Gözde Hanım. Ya. Kendimi bir rahatlattım, öyle geldim.
Ben kesin çözümle geldim Gözde Hanım. Acı biberli. Acı biber. Ben de dedim ada çayı mı yakacaksın buralarda? Öncelikle başta jürimiz hani ekrana yansıtılmadığı için ben kendi adıma jürimizden ve diğer arkadaşlarımdan hiçbir onları üzecek söz kullanmadığım halde, geçen hafta sessiz kaldığım halde ben herkesten özür diliyorum. İnşallah bu hafta böyle şeyler yaşamayız. Yaşarsak da ben o kişinin ağzına acı biber süreceğim yani. Gerçekten çok mantıklı bir çözüm olacağını düşünüyorum. Yani artık acı biberle göndeririz diye buradan düşünüyorum. Acı biberi masaya koyuyorum. Herkes ona göre konuşsun lütfen. En acısı değil mi? En acısı. En acılı. Ama bir şey söyleyeceğim. Benim ülserim var. Yapacak bir şey yok. O zaman sözlerinize dikkat edeceksiniz. Ona göre zaten yememek üzere konuşacaksınız. O acı biber ağzınıza değmeyecek arkadaşlar. Tatlı sözler çıkacak hep. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Madem sen acı biber getirdin, ağzımızı yaktın oluşuyla. Ben de gelirken ağızlarımız tatlansın diye tatlı getirmiştim. Fatmacığım yer misin? Teşekkür ederim. Herkesin ağzı tatlansın. Teşekkürler. Çetin abi sen beni yanlış anladın. Ben herkese acı biber dağıtmayacağım. Sadece ben şimdiden dağıtayım ki herkes ağzına tatlansın. Kötü bir söz çıkarsa acı biber süreceğim. Tatlı yiyelim, tatlı başlayalım. Evet. Acı da olmasın. Cezamız istiyoruz. Var, cezasız olmasın. Olmuyor evet. Belli ki. Rejimdeyim ama olsun lan. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım ben inşallah. Ben kendi rengimi alayım. Tenime yakışan rengi. Çok teşekkürler. Aslı sen biraz önce ne dedin? Bir şey dedin. Fatma Hanım'a konuşması mı değişti dedi? Evet, birinci olunca konuşması bile değişmiş. Evet. Teşekkür ederim. Şeylere sev muamelesi yapıyor. Teşekkür ederim. Bir teşekkür eder misin Fatma? Kime? Güzel soru. Ortaya teşekkür et. Biri alır zaten onu. Fatma'ya ver teşekkür et. Teşekkür ederim. Afiyet olsun Fatma Hanım. Ay ben bir şarkı söylesem nasıl? Şarkı söylemek istiyorsun. Ay ne güzel olur. Şöyle daha da keyifle başlarız. Bence ben bir şarkı söyleyeyim. Aa bana bize geliyor. Böyle sıradan. Birilerine bakar 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 dururum ince. İnce girmiş üstüne. Aklın olmayan puanı aldın. Geç şuradan hadi. Aslıcığım. Fatma da dudağını çıtlamış. Birincilik yaramadı herhalde. Sen böyle küçük yerlerde mutlu olmaya devam et. Zaten alanın da küçük canım. Birilerine. Hadi. Fatma'da sancın mı var? Neden? Bilmem böyle bir sancılı gibi geldin ay, bana. Ay çok mutluyum. Şaka Tanrım. Yapıyorsun. Gerçekten sen bile yakışıklı görünüyorsun gözüme. Aha. Gözden dikkat etmediniz mi? Geleceğim oraya. Ya bu birden niye bir şey alınmıyorsunuz? Ben birilerine diyorum. Orası bizim hassas noktamız Fatma abla. Dokunma. Ha, bak o alınmış. Şanlar 5-5-5 alınca siz 1-1-1 alınca... Özlemciğim birilerine bence de eğlenelim. Boş ver. Evet eğlenelim. Yani sayemizde birinci oldun. Nereden senin sayende? Biz destek olduk sana. Ha ben hakkımla birinci oldum. Bak şimdi evet, benim damarıma gerçekten basarsan bak şimdi hemen değişirim. Tamam gel dön Fatma sen. Hiç değişmeden gel geç. Masanın şuradan hepsine Fatma. Tekrar bir ses sen şarkıyla. Şöyle bir kalmasın içinde. Herkese. Şarkıyı söyle. Ha. Birilerine bakar, bakar bakar dururum ince, ince giymiş üstüne gül gül o gülleri savurur. Fatma abla o birincilik de bizim sayemizde olduğunu biliyorsun değil mi? O zaman niye duruyorsunuz? Tabii ki sizin sayeniz katkınız olacak. Sen birinci olurken benim katkım olmadı mı? Fatma abla sen 5-5-5 aldın. Ben 1-1-1 aldım. Ona rağmen bir puan farklı birinci oldun. Sonuçta kaybettin mi? Kaybettin. Kim birinci oldu? Kader utansın Fatma abla. Hatice'ye diyelim. Kadere söyle de utansın. Neticeye. Ama onlar olsaydı alamayacaktım. Bak biz hep 5 verdik ya. Onlar zaten hep 1 çıkıyor. Onların cebinden birden başka çıkmıyor. Akrep var puanları yiyor bir tane kalıyor.
Peki arkadaşlar, puan tartışmalarınızı bitmez biliyoruz. Zor ve güzel bir hafta olsun yine. İşleriniz zor ve güzel olsun. Zor yapılar olsun. En büyük aşklarında böyle sizler gibi tartışmalarla başladığını unutmayın. Ve takımları seçin. Harika da bir sürprizim var size. Şu an stüdyomuzda olan tüm modeller yarışmamız için yurt dışından ülkemize geldiler. Yarışmamıza geldiler. Evet. Artık madem öyle seçin. Yani renginizi. Ben seçeyim. Kırmızı olsun. Kırmızı aşk. Bakalım kim geliyor? Şimdi arkadaşlar şu noktada işim çok zor. Şöhre Azat Bahş geliyor. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kurbanlarım sensin. Hoş geldin. Hoş bulduk. İsmini bir daha alabilir miyiz senden? Benim adım Şöhre, gerçek adım ama ben işleri biliyorlar. Şöhre. İşimden dolayı. Nereden katılıyorsun? Antalya ve Denizli'den katılıyorum. Antalya? Antalya Bekarlık'ta kalıyoruz ama ailem Denizli'de yaşıyorlar. Denizli'de. Her iki şehirdeyiz biz. Nerelisin? İranlıyım. İranlısın. Dinliyor musunuz? Dinliyor musunuz? Kaçırmayın ya. Yarışmamızı izliyorsun. Nasıl karar verdin? Değişmeyi çok seviyorum ben. Belli anladık onu. Evet, ondan katılmayı düşündüm. Kardeşim de katıldı. Kardeşin de burada. Evet. Ne güzel. Peki, Fatma'yı da Çetin'i biliyor musun? Evet. Onlarla yarışacaksın, hazır evet. mısın? Peki, yanlarını alalım. Seni hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin bir tane. Teşekkür ederim. Sen her saç sakallarını kes. Sana sormak istiyorum. Ben rica etmiştim kes mi? Diye. Mavi. Seçelim hocam. Mavi. Mavi. Kristina Arazmamedova. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Vay. Yalan yerim seni. Güzelleştir daha daha. Hoş geldin Kristina. Nereden katılıyorsun yarışmamıza? Türkmenistan'dan geldi. Ne zaman geldin? 7 yıl önce. Nasıl karar verdin katılmaya? Yani gördüm, beğendim, çok program çok güzel. Öyle istedim katılmak. Taner Lansı'yı biliyor musun? Evet, çok izliyorum onları, çok seviyorum. Oo, ne güzel, zorlamayacaksındır o zaman. Evet. Peki, senin takımının yanına alıyorum. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Gel, hoş geldin. Şöyle yapayım. Sağ mı, sol mu? Sağ. Bana cevap hakkı kalmadı ki. Evet, yeşil bizim olsun. Beyaz. Beyaz. Temiz bir sayfa olsun bizim bir de bu tamam, hafta. Tamam, sizi sona bırakıyorum. Beyaz son sayfayı. Temiz sayfayı ilk açacağım. Bakalım yeşilde size kim geldi? Ferişta Azat Bahş. Kardeşin geldi. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Tam benlik saç. Sensin, sensin, bu adırım sensin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ferişta. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyi. Sen nerede yaşıyorsun? Ben Antalya'da yaşıyorum. Antalya, ailem Denizli'de. Kardeşinle katıldın. Ablam. Ablanla katıldın. burada kesim günü oluyor biliyorsun değil mi? Bugün. Bugün değil, bugün değil. Perşembe. Perşembe, evet. Ablam mı ikna etti seni? Nasıl karar verdin bu kadar uzun saçlı? Boya da yok galiba değil mi saçında? Yok. Burada hem boya hem kesim olacak. Nasıl karar verdin buraya katılmaya? Ablam buraya geldi. Ben de biraz kıskandım. Dedim ben de istiyorum. O kadar kıskanç kardeş. Uzun saçlar, boyasız, ablayı kıskandı. Kesim var, boya var, geldi. Her türlü değişikliğe hazır mısın? Evet. Benim tam taklidimi yapıyorsunuz ya, öyle oldum. Kesilecek bu saçlar biliyorsun. Boyanacak da üstelik. Hazır mısın? Evet, biraz stresim var. Hayat ve özlemi tanıyor musun, biliyor musun? Evet.
Anlar'la yarışacaksın bu hafta. Hoş geldin. Ben ara sıra gelir oynarım saçlarında, olur mu? Seni yanlarına alırım. Hoş geldin. Gel. O iki kardeş öyle yan yana da denk geldi ve size kaldı temiz sayfa. Mira Shonazorava gel. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleşti daha daha. Hoş geldin Miracığım. Merhaba. Merhaba, nereden katılıyorsun? Özbekistan'dan geldim. Özbekistan'dan ne zamandan beri Türkiye'desin? Bir ay oldu. Aslında 3 senedir Türkiye'deyiz ama gidip geliyoruz. Ne yapıyorsun Türkiye'de? Buradayım işte. Mutlu musun? Çok. Yarışmamıza katılmaya nasıl karar verdin? Aslında annem sizin programı izliyordu. Bir keresinde bana da izletti. Ondan sonra katılmaya karar verdik. Böyle. Harika. İsmi Hanı Abdullah'ı biliyor musun? Biliyorum. Onlarla yarışacaksın. Beğeniyor musun işlerini? Çok. Tamam, saçlarını emanet edeceksin onlara. Evet. O zaman güzel bir hafta olsun. Hoş geldin tekrar. Yanlarını alıyorum. Gel canım. Gel otur. Aa, apıçık nazlı. Eğlenceli bir hafta geçeceğe benziyor. Ne dersiniz modellerimizle? Vallahi uluslararası bir stüdyo olduk. Bütün ülkelerden modellerimiz var yani. Peki sıra geldi haftanın ilk gününde renkli konseptimize. Bakalım jürimiz sizi hangi konularda zorlayacak? Efendim modayı yine stüdyomuza taşıyoruz. Ve saçta Adnan Serter bu pazartesi günü ne istiyoruz? Buyurun. Bugün abiye saçlar istiyorum sizlerden. Ama abiye saçları böyle deyince hemen topuzlar falan değil, yarı açık, yarı toplanmış, güzel, şık, kaliteli saçlar bekliyorum. Pazartesi sendromunu nasıl bir makyajla üstümüze atmalıyız Ayşegül? Badem göz makyaj. Yani böyle çekik, mümkünse onların gözlerini iri gösterecek. Ona göre gölgeleri, kontürleri olan badem gözü bu sene de çok 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 fazla trend. Hatta ameliyatı daha çok trend. Yani insanlar gidip badem göz ameliyatı oluyor. Biz bugün izleyicilerimize makyajla nasıl badem göz olabilir onu gösterelim. Hepinize başarılar diliyorum. Tuğba, ne giysinler? Nasıl başlasın pazartesi? Sendromsuz başlasın. Bu kadar güzel saça ve makyaja çok güzel uzun kuyruklu abiye elbiseler görmek istiyoruz. Yalnız modellerimize de bir şey söylemek istiyorum. Lütfen sunumlarınız öyle şahane olsun ki biz burada böyle müthiş etkilenelim. Wow diyelim ve siz de benim star gözlüğümü ve prenses olmayı hak edin. Teşekkürler, başarılar. Ve Muammer Ketenci. Ve kuyruklu yıldız. Efendim görsellere baktınız, konsepti duydunuz. Saç ve makyaj için toplamda 80 dakika süreniz var. Giyinme odasına gidip modellerinizin vücut proporsiyonuna göre hemen kıyafetleri, kuyruklu tuvaletleri seçip kıyafetler, aksesuarlarla tamamlamak için 5 dakikanız. Koş. Koş, 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 koş. Kuaförüm sensin. Ortamıza geç bebeğim. Komple olmaz mı o ya? Ne? Çok oldu be. Nişan elbisesi gibi olur değil mi? Aynen. Nasıl? Olabilir ama bu da çok sade. Bak bu daha şey, hareketli. En azından bir yüzü falan da var. Uzun mu da? Uzun. Kuyruklu. Evet kuyruklu. Beğendin mi sen? Evet. Beğendin mi? Sesin çıksın. Ayakkabı tek bant giydireceğiz. Ya da bak ayağındaki de olabilir.
Abla bak şunu al. Seçenek şu da al. Bu ayağındaki de seçenek sen olsun bize. Tamam belki onu gideriz, belki onu gideriz. Koş 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 koş. Özlem bu nasıl? Bir bak güzel ama çok basit duruyor hayat. Bir saniye. Bu da çok vamp olacak olmaz. Yaşına gitmez. Yaşına gitmez. Yaşıma gösteri. Özlem bak burada. O esmer olduğu için çok güzel duruyor. Hayır çok ağır hayat. Çok klasik olmaz. Yaşı daha küçük. Bak bu da çok güzel. Tam yaşına göre. Orada siyahı da var. Bir getirsene siyahına. Siyah kapatır ama onu. Bir tut bakalım. Kapatır. Kapatır. Evet evet. Yaşına ağır. Bu çok güzel. Olur o elbise. Dene. Kaç? 38. Olur. Tamam ver onu hadi çocuğum da denesin mi? Hayır hayır o çok abiye. Tamam. Hayır çok abiye öbürünü ver. Onu da alalım. Takı bakalım. Hadi takı bakalım. Kolyeyi de. Hayır hayır kolye olmaz onu. Tamam al onu. Hadi. Al bunu da. Hemen. Taner çok güzel. Bakayım. Evet. Baksana evet. Şunun asilini. Aslında sana bir şey söyleyeyim mi? Kırmızı güzel biliyor musun? Yani hani. Müthiş inanılmaz. Buna olur mu bedene? Olur. Baksana. Kaç bedene? Olur mu? Çok güzel. Kırk. Olur mu? Hayır. Olmaz mı? Senin bedenin kaç? 38. Çok kuyruklu olacak. Uzun kuyruklu abiye olacak. Bu nasıl? Bu gri. Bu gri nasıl? Çok güzel. Güzel. Ama bu kırmızı çok güzeldi. Aynen. Keşke olsaydı sana. Ama tenine menine gider mi işte? Sence? Bu da tenine gider. Gider değil mi? Şu olur mu senin ayağına? Şu. Gri olan. Olur mu numarası? 49 yok. Olmaz mı? Gerçekten siyah mi? Bir stiletto istiyorum onun altına. Tamam işte bu. Yani ama onlar... Başka yok. Nasıl bir elbise bakacağız Fatma? Şöyle bakalım. Uzun kuyruklu abiye bir kıyafet bakacağız. Uzun bir şey olacak. Abiye. Ben şunu bir denemek istiyorum ya. Şöyle. Hemen şöyle alsam. Şöyle bakayım mı? Fatma bu on numara. Bence çok güzel. Fatma karşıdan bak istersen de. Bakıyorum ya. Yok onu da beğenemedim. Siyah mı bu? Çünkü onun içinde siyahlar var. Bununla da siyah. Şöyle bir elbiseyi koy bunun üstüne sen. Ben şöyle bir elbiseyle bakayım ağırlığına. Bir dakika şöyle. Ya bence güzel bu ya. Siyah oluyor bu. Peki peki peki. Böyle tek sade bir şey de kullanabiliriz. Evet. Hadi çıkalım. Tamam. Biz kendimizden kullanırız. Kuaförüm sensin. Hadi bakalım modellerimiz ve kuaförlerimiz gelsinler. Saçta tek başınıza çalışacağınız süreyi başlatıyorum. Hızlıca modellerinizin yüzünü tanıyın. En yakışacak modeli bulun ve uygulayın. 5, 4, 3, 2, 1. Pazartesi başlasın. Bol şans. Şimdi yarım toplamayı da ben sana göstereceğim. Göster. Bunu kestim. Of. Bak yarım toplama bu. Arkadaşım sen yine anlayamamışsın. O toplama bu toplama değil. Ben şimdi yarım topladım bunu. Oldu mu? Oldu. Espriye gel ya. Gözde Hanım saç yıkanırken... Dün... Lütfen söyler misin? O tıkaç bu tıkaç değil. Kulağım su kaçtı değil mi? Su kaçtı. Yarım toplu böyle salaş. Seçtiğimiz kıyafete yakışır. Bir model yapacağım. Ha, nasıl yapacağım biliyor musun? Böyle arkayı açık bırakacağım zaten. Şu yanlardan falan böyle kıvıra kıvıra getireceğim. Evet, çok böyle tamam. Doğal ve şirin olacağım. Size bırakıyorum. Okey başlayalım tamam. O zaman. Tamam. Başlıyor muyuz? Evet. Tamam. Şimdi oval uzun bir yüzün var. Onu biraz örtmek de lazım. Aslında sana şu yüze en güzel perçem gider bu arada. Onu da sonra konuşuruz. Yarım açık yapacağım. Hem asil dursun. Böyle çok salaş da istemiyorum. Hem asil dursun. Hem de şey... Yani kaliteli bir görüntü istiyorum. Klasik değil. Güzel başlayalım. Hem konuşuruz. Rahat Fatma rahat çalışabilsin diye kaldırmam lazım. Bunu indirirsem
Her seferinde Fatma elini buraya koyuyor. Bu sefer orası yapışıyor. O keyif, o zevk alıyor. Ama kabartırsam, Fatma bastırsa da orası sıkıntı. Şöyle de yapabiliriz. Yani hafifçe. Yok işte Fatma çalışırken elini böyle koyuyor. Her seferinde önde patlıyoruz. Onun için mümkün olduğu kadar kabartayım ki oraya dokunmasın. Bu inceleri kaldırırım ben. Sıkıntı yok. Tamam bir tane. Çetin abi. Buyur abim. Sence sen birinciliği hak ettin mi? Kesinlikle. Alnımızın teriyle aldık. Her birinci oluşunda mesela gün birincisi de olsan hak etmedin diye söylüyordun. Onu niye hak ettiğini düşünüyorsun şimdi? Bunu alnımızın teriyle aldığını hak ediyorum. Nasıl aldığını düşünüyorsun? Hak ettiğim için aldım. Sen nasıl hak ettiğini alıyorsun? Ben de hak ettiğim için aldım. Bence sonuna kadar hak ettin arkadaşım. Ben hak ettiğimi, ben hak etmediğim zaman hak etmedim diyorum ama bu sefer hak ettim mi hak ettim. Hak ettiğim için aldık. Birinci olunca Çetin abiye de özgüven gelmiş. Bak kardeşim, böyle konuşacağını biliyordum, tamam mı? Sana bir hediye getirdim ben, tamam mı? Nereden biliyorsun öyle konuşacağımı? Biliyorum çünkü. Bu kim? Hop, çok özür diliyorum. Birincilik beklerken... Ne, Çetin abi? Birincilik beklerken, bakayım. Bakayım. Aa, o ne? Allah. Bakın böyle. Bunu şöyle kenara koy. Özel senin için bastırdım. Bunu kim artık çekmiş? Artık kim çekmişse çekmiş. Bana fanlar geldi. Fanlar mı gönderdi? Ne? Sana fanlar mı gönderdi? Kesinlikle olabilir belki. Ama ne kadar güzel, değil mi? Aynen. Hala bekliyorum. Hala bekliyorum ama. Şuraya Fener bakayım. Olacak, olacak. Düşünen adam gibi oturuyor musun öyle? Orada. Gerçekten. Adanalı düşünen adam. Taner, sakallarına ne oldu Taner? Sakallarımı kestirdim Tuğba Hanım, gerçekten inanılmaz, artık sıkılmıştım. Taner, Elvan için mi kestirdin, o mu istedi? Hafta sonu Elvan Adana'daydı, biliyor musun? Oo, işler ilerlemiş. Sakallarını ve saçları kestirmen Elvan mı istedi? Hayır, Gözde Hanım istedi. Hatta Gözde Hanım geldi buradan, birazcık kesti kesti kesti. Devamını da getirdim. Şimdi nasıl işine gelince benim üstüme atıyorsun değil mi? Sadece Elvan istemedi demek için. Uyanık seni. Elvan istemese kestirmezdi. Tıraş olmuş işte Elvan gelecek diye. Taner, nasıl geçti hafta sonu, ne yaptınız? Güzeldi. Gezdik, tozduk, yedik, içtik. Yediğiniz içtiğiniz size olsun, bize gördüklerini anlat. Her şey güzeldi Gözde Hanım. Çok güzel geçti ama fazla zamanı yoktu. Ben buraya dönmek zorundaydım. O da memleketine dönmek zorundaydı. Adana'ya ama ilk defa mı geldi? İlk defa geldi. Nasıl buldu Adana'yı, nereleri gezdirdi? İnanır mısınız Gözde Hanım? Kızın da şansına yağmur, kıyamet. Yani hani yine gezdik ama hani o kadar güzel yerler var ki Adana'nın. Pek oralara şey yapamadım, götüremedim ama. Sen cimriliğinden gezdirmemişsindir kızı, sus. Gözde Hanım bu cimriliğinden kıza sadece şalgam içirmiştir. Yok, gayet de yedik, içtik, eğlendik. Hiç inanasım gelmedi. Kız üç gün sonunda koşa koşa gitmiştir açlıktan Almanya'ya. Bence Taner çok cimri. Puanda da cimri. Gerçek hayatta da cimri. Kız arkadaşını elinden çıkarmamış, şalgamdan başka bir şey içirmemiş. Cebinde akrep var Taner'in. Arkadaşlarınla tanıştırdın mı hiç? Elvan'ı? Buradan selam ediyorum. Aslı'nın annesi. Ne oldu? Gözde Hanım hiçbir yere göndermiyor bana emanet diye. Dışarıya çıkacağız, izin vermiyor. Aslı'nın annesine mi emanetti? Aslı'nın annesi. Aslı ile geldi ya Elvan. Orada kaldı. Orada kaldı. He. Hani izin de vermiyor. Gezmemize, tozmamıza. Annesi uyurken kaçıyordu Elvan aşağı. Oralarda işte dolanıp geziyorduk, meziyorduk. Taner'i hayal edebiliyor musunuz? Aslı'nın evin altında Elvan bekliyor, kaçıp da gelecek diye. Pencereye taş atıyor. Her gün bir misafir bahanesiyle Gözde Hanım tatlımı alıyordum. Her gün bir annesinin de işine geliyor. Duymasın. Her gün bir bahaneyle işte. İşte Aslı'yla şunu çalışacağız, Aslı'yla bunu çalışacağız, Aslı'yla makyaj çalışacağız, Aslı'yla saç çalışacağız diye diye. O da şeyin, Elvan'ın saçında, Elvan'ın yüzünde. Gözde Hanım, ben Elvan'ı görüntülü aradım.
akşam işte hafta sonu Adana'dayken Aslı'nın annesi ortada oturuyordu. Taner bir yanında, Elvan bir yanında oturuyordu. Durum o dereceydi yani. Bu yarım toplama moda olmuş yine arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Nereden çıktı? Neden moda oldu hayat sence? Artık kadınlar daha doğallığa kaçtığı için topuzdan biraz uzaklaşıyorlar. Gelin başlarında da bu çok tercih ediliyor. Düğünlerde de tercih ediliyor. Renklerde de bu sene mesela daha doğal renklere kaçılıyor. Geçen seneki gibi uçuk renkler yok. Bu senenin de en büyük modalarından bir tanesi. Neden? Yarım çünkü toplamış. Yandı saçlar artık renkten renge, evet, gire gire. Evet, boyanmaktan. Sen de bugün saç modelini değiştirmişsin. Neyi? Saç modelini. Uzattım. Sen de daha salaş toplamışsın. Evet. Seviyor musunuz bu yarım topuzları? Çok isteniyor mu sizden de? İsteniyor aslında. Hayatın dediği doğru. Artık daha doğal modeller var. Yani dönem dönem. Bir dönem topuzlar çok ağırlıklıydı. 3D'ler çok ağırlıklıydı. Bu sene daha böyle doğal görüntüler. Ya hazır şeyi böyle toplamadan bahsetmişken sana bir sürprizim var Hayatcığım. Hemen geliyorum. 5 dakikaya buradayım. Yarım toplamadan nasıl bir sürprize bağlayacaksın? Hala yine yani. Stüdyoda çıkıyorsa kesin bir şeyi yanlış anlamıştır. En sonunda saçımı tasa benzetti ya bu. Evet ya. Nerede bak gitti. Bayağı gitti yani. Umarım gelmez. Ben onu uyardım ama dedim ki bir şey yaparken doğru mu anladın yanlış mı anladın düşün dedim. Burada rahat artık düşünmüyor. Biz de Taner'i öyle seviyoruz zaten. Kendine has. Evet. Hayatcığım. Dedim ki umarım geri gelmez dedim. Şimdi sen geçen hafta ne yaptın? Ne yaptım? Ne yaptın? İnşaata gittin ne yaptın? Çivi aldım. Çivi aldın değil mi? Şimdi yarım toplamayı da ben sana göstereceğim. Göster ne anladın merak ettim. O ne? O ne? Bunu kestim. Bunu kestim. Nedir biliyor musun? Ne o? Yarım toplama. Top. Bunu mu öğrendin? Evet yarım toplama. Bunu anladın mı öğrendin? Mı? Ay espriye gel ya. Yarım toplama. Taner bir şey söyleyeceğim gel. Bak saçıma iyice bak yarım toplama bu. Arkadaşım sen yine anlayamamışsın. Anladım bunu da aksesuar olarak içine kullanabilirsin. Hayır, gerçekten kullanabilirsin. Yarım toplama bak unutma. Topuz değil bu. Tamam bir söyler misin? Yarım. Taner. Toplama. Taner. Tamam. Hı-hı. O top bu top değil. O toplama bu toplama değil. Ya işte anlayın. Göstermişim. Sen niye böyle şeylere vakit harcıyorsun ya? Yine mi olmadı? Olmadı bu da olmadı. Oldu oldu. Kapat bu en kötüsüydü. Bu en kötüsü değil mi? Gerçekten yani. Taner'cim. Gördün mü bak. Ben şimdi yarım topladım bunu. Oldu mu? Ay. Oldu. Çok yakıştı. Öyle kalsın. Modelini o modeli yapsın. Aynen. Değil mi? Evet. Bence de vallahi çok oraya yakıştı. Oraya kadar götürdün ama kafamda durmazmışım. Düşer böyle. Bundan esinlen. Böyle yapacağım. Olur mu? Vallahi çok beğendim. Etrafına saç dolayacaksın mı? Tabii. Ay bana bir şeyler oluyor. Vallahi sana bir şey söyleyeyim. Sen mucitlikten başka şeylere geçtin. Hani geçen hafta konuşmuştuk ya. Ben sana çok iyi bir mucitlik yapacağım falan demiştim. Hatırladın mı? Bir icadım olacak dedim. Kulaklara su kaçıyor falan diyekten. Gözde Hanım öyle yaptın bir şey. Yaptın mı? Tabii ki yaptım. Öyle bir şey buldum ki Gözde Hanım. Modelin ihtiyacıydı. Hatırladınız mı saç çıkarken? Taner'de aksiyonlar bitmiyor. Derin derin. Gördüm onu ben. Gördüm ben onu. Gözde Hanım saç çıkanırken... Modelini tutar mısın? İsmen, tutar mısın? Lütfen söyler misin? Gözde Hanım seyredir misiniz? Kaç, arkaya doğru yaslan. Bak şu an saç çıkıyorum. Bak. Taner yine o bu değil. Bir saniye bir dakika Gözde Hanım sonra kulağa su kaçtı değil mi? Su kaçtı. Bir taşla iki kuş al. Deniz gözlüğünde taktın mı o boyadan gözler yanmayacak. Aynen öyle Gözde Hanım. Çok mantıklı değil mi? Lütfen icat yapma. Sen olayı zirvede bırak. Senin de zirven bu olsun. Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Tamam mı? Hangimizin mucitlikleri daha mantıklı? Seninki kesinlikle güzel. Taner. Taner gerçekten bayıldım artık. Yani bayıldım. Senin şu yanlış anlamalarından bayıldım. Kuaförüm sensin de ömrüm heba oldu. Sana şu doğruları anlatmaktan. Yeter Taner.
Adam ve saçlara yakından bakar mısınız? Yarım toplamalar nasıl gidiyor? Efendim? Sen Özlem'e nasıl katlanıyorsun ben çok merak ediyorum. Bu nasıl bir soru İsmail? Vallahi gayet başarılı bir soru. Çünkü Özlem çok zor bir karakter ve kimseyle geçinemiyor. Herkesle kavga ediyor. Bence onun huyuna gittiğiniz zaman tam tanımaya başladığınız zaman zor bir karakterdir. Ama sadece problem bizde kaynaklanmıyor ki. Senle de bazen sorun yaşıyor. Evet. Sen yaşamıyor musun Aslı'yla? Yok hiç yaşamadım. O zaman problem sizde. Hayat'ın modelin saçı çok uzun olduğu için Hayat uyanık davranmış. Saçı birkaç noktadan toplamış ki saça hakim olsun. Kısaltsın. Maşa yapıp onları böyle güzel açıyor. Çok modern. Yani modern derken şu anda sosyal medyada en çok kuaförlük sitelerinde yapılan saçlardan bir tanesini yapıyor. İnşallah modelin yüzüne yakıştırır. Çünkü çok ince uzun bir yüzü var modelinin. O da ona dikkat ettiğini söyledi. Bakalım tabii söylemekle yapmak aynı şey olmuyor. Bir de şöyle bir şey var. Bir insanla iyi geçinmek için sürekli onun huyuna suyuna gidilmesi gerekmez ki. Özlem gerçekten çok zor bir karakter. Aranızda bir sorun yok mu şu an? Hiçbir sorun yok. Gerçekten mi? Tabii ki de. Emin misin? Biz 5 senedir beraber çalışıyoruz ve hiçbir şekilde bir gün bile tartışmadık biz. Aa olur mu? Yani büyük tartışmalarımız olmadı. Senin ismini içmişti. Evet. Ben kırılıyorum, susuyorum kızdığım zaman sonra huyum geçiyor. Böyle bir karakter. Hep susan taraf olmak zorunda mısın işte onu soruyorum. Bu da benim yapım. Ben onun için susmuyorum ki. Genel yapım budur benim. Yani sinirlendiğim zaman öfkemi kusamam. Susarım ki sakinleşeyim. Taner yine işte o maşasını, tostunu yapmış. Modelin yanında çıçıtları varmış. O yüzden onlarla biraz saçı uzatacağım, büyüteceğim falan diyor. Yani çoğaltacağım diyor. O büyük bir şans. Ona dedim yine toz yapmışsın. Hasan'ın yerinde gözüm var galiba. Hoşuna gitti ama. Yani Hayat gerçekten yani sen de görüyorsun bunu fark ediyorsun da. İnanılmaz derecede egolu ya. Gerçekten ya. Ego tavan ego yapmış kötü bir şey onda değil yani. Ki. Sen de bazen rahatsızlık duyuyorsun onun egosundan dolayı. Rahatsızlık duymuyorum çünkü ben onun makyaj konusunda çok başarılı buluyorum. Emin misin? Eminim. Çok peki. Çok da iyi uyum sağlıyoruz biz iş hayatımızda. Hatta hatırlıyor musun? Neyi? Ben onun sanatı için bir şey söylemiştim. Özlem sen gerçekten sanatkar bir insansın falan diyerekten hani seni hayat bozuyor gibi bir şey söylemiştim. Hatırladın mı? Evet. O da bana döndü ne dedi? Ne dedi? Teşekkür ediyorum dedi. Edebilir. Niye kibarca teşekkür etti? Teşekkür etti yani. Hani orada seni koruyabilirdi. Doğru ama değil mi arkadaşlar? Ama benim korunmaya ihtiyacım yok ki. Siz neden hep böyle bir destek arıyorsunuz? Destek aramıyoruz. Onu anlamıyorum. O benim sadece dikkatimi çekti. Yani şahsen benim Aslı için böyle bir şey söylemiş olsanız siz ben Aslı'yı kayırırdım. Ben de Aslı'ya dedim Aslı bana teşekkür etti. O gün. Tamam ben orada kalktım tepkimi verdim ama Aslı'ya o vermedi. Mesela hayır, sen de verebilir... O görüntüleri bulabilir miyiz sen arkadaşlar? Sen de tepki vermedin ben de Aslı'ya aynı şekilde yaklaştım. Aslı da çok kibar bir şekilde teşekkür etti. O görüntüler şimdi ekrana geliyor arkadaşlar. Buyurun izleyelim. Bu arada Özlem sana söylediğim makyajla gerçekten iyisin. Niye vermedim? Seni bozan puanını? Seni bozan yanındaki. Öyle mi? Taner saçmalama bence. Ya sen susar mısın? Ben kendi fikrimi sundum. Teşekkür etti. Gördün mü Hayat? Hayır ama Aslı'ya da aynı tepkiyi ben verdim. Aslı da bana teşekkür etti devamında. Aslı'yı boş ver. Şimdi önemli olan orada Özlem'in teşekkür ederim demesi yerine... Hayır, Hayat da başarılı ki biz de burada bence ikimiz orada beraber yarışıyoruz. Orada aralarında biraz soğuk rüzgarlar esiyor bence. Bizim hani mi? Bana asla, teşekkür ettiğinde asla. Evet. Biz birbirimizi savunmaya gelmedik. Zaten işimizden eminiz biz. Birbirimizi çok güzel de taşıyoruz. Onun da ağzı var. O da kendini ifade edebiliyor. Ben de kendimi ifade edebiliyorum ama siz hep birileri sizi korusun mu istiyorsunuz? Anlamadım tepkiniz. Ben dışarıda denk geldi. Neden Özlem sana böyle... Tersledi sen ona bir şey söylediğinde. Ne dedi? Tersledi seni. Nasıl sen de tersledi? Onu biliyorsun hatta ben sana sormuştum. Neyi tersledi? Dışarıda arkada. Evet Özlem sana dışarıda kötü davranıyor. Siz aranızda bir şeyler oluşturup ona beni inandırmaya mı çalışıyorsunuz? Yok. Hayır. Hatta ben sana kendimden şüphe duymaya başladım şu anda. Hiçbir sorun yaşamadım ben. Gerçekten Özlem'in dışarıda da sana kötü davrandığını duyuyoruz. En kötü şeyle
Bugün sabah makyaj malzemelerini getirirken Özlem bir valizi her yere taşıttı. Hayat taşıyordu Özlem'in valizini. Özlem hala hayata laf söylüyor. Yani bu çok komik. Yorumun o kadar komik ki arkadaşımın elleri doluydu. Valizi de elinden ben aldım. O taşıttırmadı. Sen ona diyordun ki Özlem bu valizi de her yerde taşıttırdın bize. Özlem hala sana kızıyordu. Hayat. Her yere taşıyacağını stüdyoya bıraksaydın dedim. İyi dinleyin ya. Siz durmadan bizi mi gözlemliyorsunuz? Özlem senin yanında çalışıyor değil mi? Hayır. Ama ben öyle biliyordum. Yok, biz şu anda o yeni bir salon açacak. Senin yanında çalışmıyor yani. Şu anda yeni salon açıyor. Bak ben ne diyorum, senin yanında çalışmıyor mu şu an? Hayır, hayır. Hayır, beraber çalışıyorduk. Beraber biz beraber çalışıyorduk. Sonra ben de yeni bir salon açıyorum, ikinciyi. O da yeni bir salon açma kararı şimdi aldı. Taner'in sorduğu soruyu ben söyleyeyim. Hani beraber çalışıyorduk diyorsa, dükkan sizin mi? Onu diyorum işte. Benim, senin mi benim. Başkası mı? Ama o zaman yanında çalışıyordu. Yani iş arkadaşıydınız. İş yanında çalışıyorduk. Evet. Evet Taner'cim. Yanında çalışıyormuş. Yanında mı çalışıyordu? Beraber çalışıyorduk. Hiç hayat var ya. Hiç şey yapmıyor. O yüzden zor duruma sonucu bir cümle dahi kurmuyor. Kurmuyor. Evet. Beraber çalışıyorduk diyor. Hani senin yanında mı çalışıyordu diyor. Hayır beraber çalışıyorduk. Rakiplerim Özlem'le benim aramı bozmaya çalışıyorlar. Daha önce de denediler ama beceremediler. Bir de şey vardı, Fatma dükkanda hiç konuşmuyordu ama bence bu 5-5-5'lerden sonra birincilikten sonra bayrağı dikmiştir Fatma dükkanda. Fatma abla 5-5-5 değil birbiri de alsaydı Çetin abiye senin yüzünden der yine konuşurdu. Konuşurdu yani Fatma ablayı susturabilecek bir güç daha yok. Dükkandaki tavırları değişti mi Fatma'nın? Nasıl oldu bu hafta sonu? Bu hafta sonu Fatma'nla biz yollarımızı ayırdık iş yerinde. Evet. Evet. Nasıl yani? Sadece burada Fatma ile birlikteyiz. Fatma ile biz yollarımızı ayırdık. Neden? Ne oldu? Burasıyla salonu birbirine çok karıştırdı. Şu an nasıl aranız? Burada olduğumuz bir türlü problem yok. Sen de nasılsa aramız Fatma ile de öyle. Peki Fatma nerede çalışacak şimdi? Vallahi ona kendisi karar verecek. Kendi mi ayrılmak istedi? Ortak karar. Ortak kararımız diyelim. Peki. Hayatta başarılar. Teşekkürler. Arkadaşlar süreniz bitmek üzere. Son bir dakikanız. Makyaj için ekip arkadaşlarınız hazırlar. Ve son 5, 4, 3, 2, 1 saçlardan modellerden uzaklaşın. Elinize toka fırça ne varsa bırakın. Makyaj için geldiler. Siz lütfen stüdyomuzu terk edin. Madem gözler istiyor Ayşegül Kartal sizlerden. Tek başınıza çalıştığınız süre başladı. Hızlıca modelin yüzünü gözünü tanıyın. En güzel çalışmayı ortaya koyun. Bol çalın. Birazcık sende sazanlık var. Apo acı biber hemen. Bunu herkes burada söyledi ye. Hayır bir kere ısıracak ben kabul etmiyorum. Bugünkü makyajımızda badem göz makyajı var. Kirpiklerini de görüyorum çok güzel olmuş. Ama arada çıkartabilirsek onları çıkartacağım. Zaten benim kirpiklerim var onlardan kullanacağım. Ekstra gözümde büyütme çalışacağım. Gözünü çekeceğim. Alttan detay yapacağım. Cildini mat bırakacağım. Dudağında hangi rengi seçerim bilmiyorum henüz. Henüz karar vermedim. Gözlerine açık renk yapacağız. Tamam mı? Dışını koyu. İçine ten rengi sürelim. Çünkü gözünde hem büyük gözüksün diye. Yukarıdan kaldırırız, çekeriz biraz. Alttan da yapacağız aynı şeyi. Ondan sonra yanağına yoğun kon, yani şu bölgenin yoğun kontürü yapacağız. Ondan sonra dudağında açık renk yaparız zaten. Şimdi badem göz makyajı yapacağız. Zaten senin memleketinde çok kullanılan bir makyaj. Gözlerin normalde zaten badem gibi. Hiç zorlaştırmayacak işimi. Bakayım yüz hatlarına. Evet. Elbisemiz yeşildi. Evet. Gözlerinde lens var şu an. Sana bir bakayım. Çok renk yapmayacağım. Köşelere siyah çalışacağım. Koyu çalışacağım. Kirpik, belki kirpik takabilirim.
Evet, güzel. Bakın biberler bana çok acı gelmedi. Daha acılarını buldum. Biberler İsmail bana devretti. Kötü kelime konuşanın, kavga edenin artık bunlar var. Bildireceğim. O biberi bile kıskanıp elinden aldın mı? Bak canım, İsmail'in biberleri burada, benimkiler burada. Onu ben, kavra. Bence o biberi sen bol bol kendin kullanacaksın. Abi. Sana yedireceğim, az kaldı. Yok, bence sen kullanacaksın. Gereksiz özgüveninle sana yedireceğim Fatma abla. Sen neden hep Fatma'ya yükleniyorsun? Bak, evet bir işte tek bak belki senin... onunla başlıyoruz. Özlem, sen sonradan geldin. Biz Fatma ablanın öncesinde bildiğimiz için... Niye Özlem senden daha meşhur tanınan biri? Niye kıskanıyorsun onu? Nereden geldik Özlem'e bir anda? Sana söylüyordu. Orada ondan bahsetmiyoruz Fatma abla. Diyoruz ki Özlem buraya sonradan katıldı ya, biz daha önceden yarışıyorduk ya senle. Evet. Heh, senin o özgüvenin şeydi ya, hani böyle bir sönük fıstın ya, ondan bahsediyoruz. Farkındaysan tarzı bile değişti. Evet. Ben gelince Fatma'nın. Ay senin gardırobundan giymedim. Bu benim ta yıllardır dolabımda duran elbisesi. Sen de kendine yer arama Özlem ya. Ama normalde giyinmiyordum ben geldiğimde pantolon, tayt. Ruh halim öyleydi de ondan. Sen daha dur. Birincilik sana yaramış Fatma abla. Evet, bana yaradı. Bence iyi işler yaptı bu hafta. Ay Fatma abla, Allah'ın aşkına. Özlem sen de gözlerini zaman iyiyim diyorsun. Fatma ablayı mı beğeniyorsun? Arkadaşlar, şöyle bir şey var. Ben burada size adabı maşeret kuralları dersi vereceğim. Oo, çok ağır bir ders. Çok haklısın, biz bilmiyorduk çünkü. Buradan başlıyorum. Şimdi Apocuğum. Şimdi bir salon beyefendisi nasıl olur? Senin gibi olur Fatma. Dedikodu yapmaz. Her lafa böyle yarım yamalak devrik cümle kurmaz. Konuşmak için bir sırayı bekler. Bir nakliyoz nasıl olur? Sen bunu biliyor musun peki? Ben çok iyi biliyorum. Zaten benim bir diplomam var. Hatalı. Şimdi gelelim. Kılık kıyafet. Giymişsin oduncu gömleğini. Badana boya fırçalar gibi fırçalıyorsun. Hey, bir bak çalışmaya bak. Yok. Şimdi gelelim Aslı'cığım. Adab-ı maşeret. Güzel olan bir bayan ağzından çıkan kelimeyi tartarak konuşmalıdır. Çünkü o kelime seni çirkin gösterebilir. Ne demek istediğimi anladın mı? Sen çirkin olmak istiyor musun? Bence istemiyorsun. Evet, istemiyorum. Şimdi gelelim Özlem Hanım. Ha, ne diyorsun ya, kurtum kurt. Bence kurt değilsin sen. Neyim, tavşan mı? Miau. Bak, bir tuzağa düşen kuzusun sen bence. Yani bak, tuzağa düştüğümü söylüyorsun, evet. Ben sana ne diyorum? Tuzak kurdular bana. Her zaman dikkat, dikkat, dikkat. Bir yerde kaygan zemin varsa ne diyorlar oraya? Kaygan zemin, ayar kayar. Ne demişler? Adab-ı maşeret öyle bir şeydir ki... bence yerli yerinde olmak... nerede ne konuştuğunun önemi vardır. Ve davranışlar zaten başlı başına... seni, karakterini... gösterir. Benim ayağımı mı kaydırdılar diyorsun? Bak şimdi ben sana ne dedim? Dikkat, dikkat, dikkat. Bazı şeylere düşme dedim. Sen atlıyorsun. Birazcık sende sazanlık var. Yani böyle olmaz yani. Apo, acı biber hemen. Evet. Sazan kaybı. Bana söyle. Hakarete giriyor. Evet, hayır, ay çok geç abi. Acı biber. Hayatta. Sazan acı hayvan. Biber. Hayır, sazan dedi, ben kabul ettim. Hayvan diyor. Sazan hayvan. Hayır, yiyecek mi? Bunu herkes burada söyledi. Ye. Aman, sazan tatlı bir şey ya. Yani sazan hayvan balığı dedi. Yani düşüyor saf. Saf bir hayvan o. Hayır, bir kere ısıracak. Ben kabul etmiyorum. O zaman dur. Tam acı yerinden yedi. Ya tamamını yersiniz bu biberle. Ya, ben hatta ben ısırtırım. Ben de yiyeceğim. Sen ye, ben de yiyeceğim. Dudaklarına sür Fatma Hanım, botoks etkisi yapar. Ne ya, diril ne? Isır. Gezdin mi? Yok, yok ben almadım. Ben bir kere onu hak etmedim. Hayır. Ya bu tamamını yesin o zaman. Bu herkese sürekli. İlk kötü söz söyleyene acı biber sürüleceğini söylendiğinde zaten direkt aklıma Fatma abla gelmişti. İlk acı biberi de Fatma abla yedi. Oy kıyamam ben sana, sen acı mı yedin? Uf mu oldun, cız mı oldun? Gözde Hanım, yanarım yanarım. Veda konuşması okuduğuma yanarım. Hala buradayım.
Ya ben o an eğlendiğimizi zannediyordum. Dedim ki okuyayım. Şimdi ben gerçekten elenirsem ne Aslında yapacağım? Aslında sen kovulmadan kendini mi kovdun? Ne yaptın? Vallahi kovulmadan ben kendi kendimi kovdum galiba. Hayır, o kadar uzun bir şiiri hemen yazamazsın. Ben de işi bırakıyorum dedim. Çetin beni geri çağırıyor, yine kovuyor. Bu da benim gibi olmuş. Ben diyorum işi bırakırım, Çetin geri çağırıyor, beni kovuyor. Bence sen onu alıntı aldın. Alıntı internetten. İnternete bir yere falan yazın. Ben o sözleri duydum sanki internette. İmkanı yok duymanın. Çünkü onlar benim sözcüklerim. Benim ağzımdan, benim düşüncelerimden yazılmış şeyler. Sen de her şey internette mi? Kız derlemiş bir yerden toplamış işte. Buraya bir şiir yazdım. Herkes beni dinlesin. Emrin olur. Evet. Küçüksün, küçüksün. Bilgin yok, tecrüben yok. Her şeye laf yetiştirirsin. Sen de, sen de makyöz olacak beceri yok. Elin iş yapmaz, gözün doğruyu görmez. Ne yaparsan yap, içinden fesatlık gitmez. Elin titrer, puanlara gitmez. Sen de adil olacak cesaret yok. Ama kime dedim bunu? Burada duyduğum şiirler, bugüne dek duyduğum en kötü şiirler. Evet, ne kafi, akafiye. Şiir bayağı form değiştirdi. Ne kafiye var, ne bir şey var. İçine giremedim böyle bak bugün. Tam üstünde saksağım vur beni, ne kaldı. Aynen öyle. Şey, düz yazı gibi, kompozisyon gibi. Sen de yok, yok. Sen de, sen de. O ne öyle? Ama Özlem de çok kötü okuyor. Onun da etkisi var. Yani vurgular fena. Fena. Üstüne alınan alınsın. Hiç üstüme alınmıyorum. Kime yazdırdın bu şiiri? Doğruyu söyle. Hiç yazdırmadım. Kendim yazdım. Her yere Özlem, bakın. Özlem, Özlem hiç şiiri beğenmedim. Özlem hiç şiiri beğenmedim. Ya bu sen, ne öyle? Ben sana bakarak okumadım ki. Tamam da kasvetli kasvetli. Hiç yaratıcı olmamışsın. Bence tamamen doğruyu söylüyor bu şiir. Ama sanki bu şiiri sen bize değil de kendine ithafen yazmışsın. Yok asla, size yazdım. Özlem, seni seveceğim aklıma gelmezse biliyor musun? Çünkü sana puan veriyor Fatma abla. Geçen hafta hak etti. Ben haksız yere vermem. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Aslı? Bu hafta... Seni çocuk diye seviyorum. Seni sevilecek bir yanı yok ama seni küçük diye seviyorum. Yoksa sende sevilecek bir huy yok. Fatma abla bak burada hepimiz aynı yaştayız. Ben beni sevenlerle mutluyum. Siz beni sevmeseniz de olur. Yani Apo'yu bile şuradan daha çok... Şuradan girer şuradan çıkar. Apo'yu yani bile daha çok seviyorum senden. Fatma abla sende ne var biliyor musun? Bir şeyi yapamıyorsun. Sonra sürekli aynı bahanelerle onlara sallıyorsun. Senin olayın bu. Yani... Ya sen o aynı makyajında konuşma. Vallahi yine aynı makyajı sen yapacak. Sen bir kere kes sesini. Ay vallahi yine aynı makyajı yapacak. Gözaltı morluklarını nasıl kapatacağımızı öğreniyoruz. Hazır mısınız? Hadi Ayşegül, sendeyiz. Apo. Söyle abla. Yine aynı rujundan bana da versene, malzemelerim yok biliyor musun? Neden? Neden ya, malzemelerin Çetin yok? Çetin Bey sağ olsun salonunda şey varmış, makyaj varmış. Bir bencillik yapıp bana hiçbir şey getirmeden gelmiş. Fatma abla ben bir şey duydum. Ne duydun? Aranızda sorun varmış. Ay sen geç kaldın, sorun çözüldü bile, sen de aranızda sorun çözüldü var. Çözüldü mü gerçekten? Gerçekten hayatı geriden takip ediyorsun ha. Gerçekten çözüldü mü? Çünkü buradan çıkmadan önce çözülmediğini ve yollarınızı ayırdığınızı söylemişti. Zaten yollarımızı ayırdık. Fatma abla yolları ayırmışsınız duyduğumuza göre. Buyur aynı lafı aynı tekrar. Allah'ım bana inazına yapıyorlar. Ya şimdi birlikte çalışıyor musunuz, çalışmıyor musunuz? Çalışmıyoruz. Anlamadım. Hayır çalışmıyoruz. Birlikte çalışmıyoruz. Neden? Burada yaptığın şeylerden dolayı mı? Çünkü şöyle bir şey var. İnanılmaz bir fikir ayrılığı var ve yapamıyorum ben artık onunla. Beni çok yoruyor. Ben artık yorulmak istemiyorum. Ben sadece çalışmak istiyorum. Birisi benim gelip de dibime öyle soru sormasın ya. Kaç yaşında insanlar kendi problemini kendi çözsünler. Sıkıldım artık. Fatma ile Çetin yollarını ayırmış. Tabi Fatma çok baskın geliyor Çetin'in yanında. Artık Çetin de tahammül edemedi sanırım Fatma'ya. Ne problemi var? Çetin Bey'in abuk subuk küçük küçük şeylerin üstünde durup da onları halledememesi. Mesela örnek verir misin bir? Yani mesela şöyle diyeyim sana. Yani problem çözemeyen bir adam.
daha çok problemleri uzatıp problemi çözüp bence iş bitiremiyor. Aşağı bence ne var biliyor musun Fatma abla? Ne Çetin var? Çetin abi de problem yok. Problem sensin. Yollar ayırmış. Problem bitmiş şu an bence. Şimdi Ayşegül Kartal'ın bugün tüyolarında ne var? Gözaltı morluklarını kapatıyoruz bugün. Şimdi iyi bir kapatma işlemi için önden göz çevremizi nemlendiriyoruz. Çünkü nemlendirirsek üzerine süreceğimiz o kalın kapatıcı da aralara dolmamış olacak. Şöyle alıyoruz. Parmak uçlarıyla pompa yapıyoruz. Aynen öyle. Şöyle tampon hareketlerle C şeklinde şuradaki kaz ayaklarımız aslında hedefimiz. Ama parmağımızda kalanla da şöyle nemlendiriyoruz. Şuraya da sürüyoruz. Üstüne de sürüyorum. Ve 1-5 dakika bekliyoruz. Hedefimiz ilk önce cildimizi, göz altımızı cildimizle aynı renge getirmek. Şimdi mesela 2 ton kullanacağım. Aynı rengi elde edeceğim. Şöyle karıştırıyorum. Bakın şöyle karıştırdım. Yani adı üstünde aslında kapatıcı. Aynı renkten kapatıcımızı aldık. Bakın cildimizle aynı renk. Amacımız aynı renge getirmek. Şuradaki çukura da biraz sürüyorum. Burayı da aynı şeye getiriyorum. Açalım gözümüzü. Aslında morluğumuzu kapatmış olduk. Şimdi geliyorum arkadaşlar, sizin eksiklerinizi bir kontrol edeceğim, bir bakacağım. Bende eksik yok. Mesela Özlem'in eksiği nedir? Daha tamamlamadım ki eksiğimi bulasın. Özlemciğim, bayanı soğuk göstermişsin. Niye kızı sıcak göstermiyorsun? Niye bu kız soğuk görünüyor şu burada an? Sıcak var. Nereden bir sıcak burada sıcaklık Özlem, diye bir şey? Özlem soğusana bir. Sen daha yaz kış kadını bilmiyorsun diye. Hayır, bir kere kendine bir koyuluk oluşmuş. Bence bir canlılık oluşmalı. Kışın doğmuş, o yüzden soğuk renkler kullanmış. Tamam, o zaman soğuk kalsın. Özlem soğuk, sıcak renklere geçememiş, yazıyorum. Sıcak renkler. Dedi ya. Yine aynı göz makyajın ve yine aynı tarzlarınla gidiyorsun. Bunun adı ne? Onun adı pudra. Döküldüğünü... İşlemin adı ne peki? Badem göz makyajının olduğunu... Hayır, bu ne? Sen bana bunları öğren. Ne bu? Bak, ne bu? Ben sana ne bir şey söyleyeyim mi? Bir kere kaşlar düşük görünüyor. Onu yukarı bunun kaldırmanla... Bunun adını söyle bana bunun. Bu onlar ne işe yarıyor burada? O tap pudrası. Sen çocukken ben onları kullanıyordum. Sen... Ama bu işlemin adını bilmiyorsun. Sen bir çık bakayım, ben şöyle uzaktan bir bakayım. Bak. Bakayım. Özlem, Aslı'cığım sen aynı tarz, aynı... Yani ben ne bir kaşta bir çekiklik gördüm, ne bir şey, yani ilerlememişsin. Çünkü daha kaşını yapmadım. Ora bitmiş ama onun makyajı olabilir. Bitmiş. Olabilir. Ora bitmiş. Olabilir. Bunda da hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ya git Fatma abla, sen daha bana yaptığın işlemi söyleyemiyorsun ne olduğunu. Bu da bak gelmiş eline almış bunu. Böyle yapılmaz. Aa, bu benim, nereden gelmiş sana? Ne dersen oluyor. Yemin ederim benim bu. Saçmalama Fatma abla. Vallahi benim bu. Sadece o markayı sen mi kullanıyorsun? Hayır ya, benim. Ben kullandığım şeyle kadar biliyorum benim. Bu benim. Benim masamdaydı bu. Bırak be. Senin şurası benim. Yalan söyleme. Vallahi benim bu. Ya saçmalama, o benim ya. Hayır benim bu. Ya rahatsızsın. Ben kendim alıp götürüyorum onu. Belki bir tek ona üretilmiş özel. Alıyorsun bunu. Tık 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 tık. Çekiçle hani şey... fındık kırar gibi. Bu nasıl bir makyaj yapmış? Bak fonteni böyle sürülmez zaten, anladın mı? Ben sana mı? Bir şey söyleyeyim. Fonten böyle sürülür. Sen bir kere kaş da boyayamıyorsun. Bak bu kaşı boyayamayacaksın. Bu kaşta o kadar çok eksikler var ki. Bunu buradan doldurup yukarıda göstermen lazım. Yüz hattını yukarı çekmen lazım. Ama hiçbirini yapamayacak. Aynı makyaj. Yok bence gerek Fatma yok. Fatma abla, makyaj hep yapmayı aynı, bilmiyorsun. Hep aynı. Gelip bize makyaj mı öğreteceksin sen? Ben en iyisi uğraşmayayım. Bu hep aynı gidecek. Bu değişmiyor. Ben masaları gezdim, makyajları kontrol ettim. Aslı'cığım sen amatör makyajınla, kirpiklere yarısı aşağı dönmüş makyajınla... ...seninki biraz perdelerini yere kapatmış güneşli makyajıydı. Özlem'e gelince, Özlem sen biraz badem gözü yanlış anlamışsın. Sen bunu bir vamp makyaja çevirmişsin. Bu da böyleydi. Apo'ya gelince bir eyeliner'dan kapatmış. Ruju zaten bitmiş. Her zamanki rujunu sürmüş. O da kalmamış. Ruju da yoktu. Böyleydi işte. Ben daha aydınlık seviyorum diyorsanız aydınlık
yapmak için önce tek renge getirdikten sonra gözaltımızı bir parça şöyle aydınlatabiliriz. Şimdi şurası gölgede kaldığı için aydınlatacağımız bölgeler şuralar oluyor. Ve şuraya hafiften bir tampon yaparak. Evet, bakın bu şekilde gözaltı morluğumuz kapanır. Ama bunun üzerine biraz daha açık renk sürecekseniz daha profesyonel bir kapatma işlemine gideceğiz. O da nedir? Şudur. Şimdi yine tenimizi aynı renge getiriyorum. Şöyle turuncu bir renk aldım. Elinizde böyle bir şey olmayabilir. Herkeste yok tabii ki. Turuncu bir ruj. Kırmızı nar çiçeği bir rujdan da faydalanabilirsiniz. Biraz daha az sürerek. Yukarı bakalım. Yine o mor olan bölgeye, şu kısma yani, elimle, tampon hareketlerle. Sonra bunun üzerine daha aydınlık bir şey sürebiliriz. Bakın. Yine o biraz öncekinden aynı renkten üstüne geçiyorum. Sonra üstünü aydınlatacağım. İlla aydınlık istiyorum diyorsanız. Yine bunu da böyle yapıyorum. Çünkü altta kalın bir korektör olduğu için 2-3 kat kapatıcı sürdüğümüz için fırçamın onu silmesini istemediğim için ellerimle, tampon hareketlerle böyle yapıyorum. İstersek bunun üzerine ince bir transparan pudra geçebiliriz ama ben çok pudra sevmiyorum göz altında. Çizgilere doluyor. Çizgilere doluyor. Bir 5 dakika mimik yapmazsanız zaten sürdüğünüz malzeme çizgilerin içinde bu şekilde donacaktır. Ve bütün gün göz altlarınız güzel, aydınlık, fresh görünecektir. Hepinize evde uygulamanız için pratik şekilde göstermeye çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Teşekkürler harika Tüyo için. Ben teşekkür ederim. Özlemciğim, bu hafta iddiaların ne durumda? İddialıyım, her zaman iddialıydım. İyiyim diyorsun yani. İyiyim, evet. Aslı? Vallahi ben gittim, terapimi aldım. Haftaya çok güzel başladım. Oldukça ruhum rahat, sakinim. Makyaj konusunda da zaten el becerime güveniyorum. Ben bu hafta birinci olmak için geldim buraya. Özlemciğim, seni çok seviyorum da benim malzemem eksik. Bana... Alabilirsin. Malzeme. Ne istiyorsun? Fondötene ihtiyacım var. Neden benden istiyorsun? Ha? Neden benden? Çünkü sürekli sen ona veriyorsun. Senden istiyorum. Yok, siz de verebilirsiniz. Ama şimdi bunu verene kadar benim vaktimi çalıyorsan bırakırım ben. Bu kadar da gururluyumdur ha. Ya verdin al, ya verdin. Al tamam. Ha. Al çabuk ha. Yetiştir. Çok konuşuyorsun, tamam. Yetiştiremiyorsun. Tamam. Geçen haftaki yayından sonra hala iddialı mısın? Ben mi? Hı hı. Geçen hafta ne vardı? Hepsi başarılıydı. Yani çok kötü bir şey. Çok iddialı gelmiştin ama hepimiz de sonuncu olduk. Kız Özlem, sonuncu olmak nasıl bir şey? Yani önceden oldum. Birkaç buralar kere sonuncu soğuk, oldum. Kapı. Sen bilmezsin. Bence ben sonuncu olmak bunu. Nasıl bir şey biliyor musun? Diğer haftanın birincisi olmak. Çünkü hırslandırıyor insanı. Kamçılıyor. Kamçılandın mı şimdi sen? Yani biraz daha hırslandım tabii ki. Benim de hırsım çok fena alıyor, bunu da söyleyeyim yani. Birazdan göreceksiniz makyajda zaten. Badem bile şüphe edecek. Ben badem miyim diyecek bu gözün yanında. Evet arkadaşlar, tek başınıza çalıştığınız sürenin sonuna geldiniz. Şimdi modelleri son haline getirmek için kuaförleri içeri davet ediyorum. Buyurun. Ve 15 dakikalık sürenizi başlatıyorum. Bol şans. Böyle bıçak altına yapmanıza gerek yok. Bakın makyajda da yapılabiliyor bu badem göz. Buradan bakınca badem görünüyor ama orada görünmüyor. Sorun işte. Surat ifadeni anladım beğenmediğini. Yıldızlı öpücükler atıyorum sana. Bayıldım ya. Yani mahvoldum.
senle kendimi yarıştırmam bile, o ayrı da. Yarışamazsın zaten, senin ayrı, ben seninle aynen yarışamam. Senin tek tek bilgin yok. Yılların profesyonel makyaj şeyi var. Özür dilerim. Make-up var. Sen bunu da hak ettin. Fatma'yı buna çevireceğim. Şurasının basık olması acayip yüzünü kötü etkilemiş durumda. Çünkü yüzünü böyle tamamen öne itmiş durumdasın. Sen bir daha bunu yaparsan sana da acı biber sürerim. Kız orada su mu içiyor? Kuaförüm Sensin de bu güzel haftanın ilk gününde sıra geldi puanlamaya ve jürimizin yorumlarına. Efendim, günün konsepti yarım toplu saçlar, badem gözler. Onları nelerle taşıyacaklar? Abiyelerle, uzun kuyruklu abiyelerle taşıyacaklar. Heyecanlı mısınız? Gergin misiniz? Değiliz. Değilsiniz. Hiç gergin değilsiniz. Bugün tersen gidelim o zaman. İlk olarak Hayat ve Özlem'in modeli Angel gelsin. Bir dakika ya, bu kız burada oturan kız mı? Tam bu saçın, elbisenin saçını yapmış. İnanılmaz. Tam bu elbisenin saçını, yani ben Ece'ye çıkarsam bunu yaptı. Aynen, kapansın Angel, kendine baksın. Çok güzel. Gel. Vay, harika. Teşekkür ederim. Ay kız var, evet. Ya değişti. Yemin top model ne oldu? Ya buradaki kız mı diye şaşırdım. İnanamadım. O burada oturan mı diyorum. Elbise de çok yakışmış. Sevdin mi? Saçlarını kullanır mısın böyle sık sık? Harika, çok güzel. Heyecanlı gördüm seni. Evet, makyajın çok güzel, çok beğendim. Kıyafetin nasıl buldun? Harika. Sizler de uzaktan baktınız, şöyle iyice süzdünüz. Şimdi bir de yakından bakmaya, detayları incelemeye ne dersiniz? Buyur. Adım Feriştah'tı. Hayır, bana Angel diyorlar dedi. Bana Angel, evet, deyin dedi. Peki, şimdi partnerinizle konuşun, tartışın, anlaşın, puanı yazın. Arap makyajı bu. Makyajda konsept dışı. Tamam, ben şeyi çok beğendim ama saçı. İnanılmaz güzel yapmış. Makyajı beğendin mi? Arap makyaj olarak güzel, ama baktım göz makyaj değil. Konsept dışı mı? Yani. Yani ben de saç konusunda bilmiyorum. Ara puan verelim bence. Ha? Kaç vereyim? Saç fena değil çünkü. 3 veriyorum. Saçta çok emek var. Emek var. Ya. Çok emek var, çok da havalı da olmuş. Bak yani. Mesela o düşüşleri var ya. Önünde. Bunlar çok muntazam olmuş. Güzel arka, olmuş. Bir tek arkanın tepesi düşmüş. O da saçın ağırlığından dolayı. Hı. Ya o kadar uzun saça ne yapacak? Yani yapacak bir şey yok. Yani. Baksana önün bu krepesi mürbesi çok güzel olmuş. Emek var. Konsept dışı makyaj güzel olabilir. Ya ben olabilir. Saça vermek istiyorum. Saç iyi diyorum, sen konsept dışı diyorsun. İyi Taner, kafana göre takıl. Ha? Kaç verelim söyle.
söylemeyeceğim. Ben söyleyeceğim soyadımı. Sen söylemeyince ben benim soyadımı benim başımın etimi diyeyim mi? Evet, sıra geldi jüremizin yorumlarına ve puanlarına. Adnan Bey, nasıl buldunuz yarım toplu saçı? Modelin yüzüne uygun olmuş mu, yakışmış mı? Nasıl bir tarama olmuş? Nasıl puanlayacaksınız? Bu sene yarım toplamalar çok moda. Ve en çok da bu tarzda toplanıyor. O yüzden günümüzün modasına çok uygun ve çok beğendim. Ancak yüzüne baktığımız zaman aramızda da konuştuğumuzda aralarda dolaşırken yüzünün ince uzun olduğunu söyleyip şu tepeyi yükseltmesini hayata yakıştırmadım. Hani hem söyleyip hem yapmış olmasını ama normal şartlarda proporsiyon olarak falan her şey mükemmel. Sadece yüzü uzun olduğu için tekrar tepenin de yükselmesi yüzü biraz daha uzatıyor. Eline sağlık hayatım. Teşekkür ederiz. Tebrikler. Ayşegül'cüm, nasıl buldun? Modelimizin gözleri zaten biraz badem gibi. Doğru bir makyaj olmuş mu? Tam badem göz görüntüsünü yakalayabilmiş mi Özlem? Acı badem olmuş. Yani aslında makyaj çok güzel. Bütüne baktığımda da sizi tebrik ediyorum. Gerçekten su gibi görünüyor. İnanılmaz yakışmış saçı, başı, her şeyi. Ama bu badem göz makyajı değil. Yani bu biraz fazla abartılı bir badem göz makyajı olabilir. Yani evet, biraz böyle mısırvari, işte biraz böyle Kleopatra tadında bir makyaj. Alttaki eyeliner ve o net eyeliner var ya, onu silsek ve şuraya uzayanları silsek yeterli bir badem göz olacaktı. Zaten çekik gözleri var. Ama böyle altı o siyahı geçince burayı uzatıp şurayı da böyle çift bir eyeliner gibi yapınca biraz daha işte o mısır makyajı. Biraz hatta bizim Yeşilçam makyajına doğru gidiyor yani şunlar olmasa. Biraz abartılı geldi bana ama yine de çok güzel. Ellerine sağlık. Arap bademi. Evet, bu Arap bademi olmuş. Muammer Bey, modelimize göre renk, model, hatta bu kıyafete göre ayakkabı tercihini nasıl buldunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şarkılar seni söyler, dillerden anne adım. Yani elbisenin kesimi, etek boyu, bu kollardaki duruşu, senin omuzunun sıfır askı oluşu, düz. Bayıldım ya, yani mahvoldum. O saç, zaten ben podyuma çıkarsam bu elbiseyi kesin bu saçı isterim. Bunu da söyledim arkadaşlarıma demin. Ve küpe de o kadar yakışmış ki, yani küpe seçiminiz, yani aksesuar seçiminiz bile çok güzel olmuş. Ben mesela ayaktan bantlı ayakkabılara hep karşıyım çoğu zaman, böyle orta boylarda falan, ama yani ayağın o kadar zarif ki konturpiyeden sonra, ay yani sizin makyajınızı bıraktım artık, modelinizi övüyorum. Her yer böyle kadınlarla dolsun. Çok teşekkür ederim. Tuğba'cığım, sen de nasıl bir etki bıraktın? Evet. Çok güzel olmuş. Nihayet hayat gelmiş yani size kızlar. Kavgalar, dövüşler bitti. Bak, iş olunca şey nasıl güzel ortaya çıkıyor her şey. Ya bir kere bu elbisenin rengi ne yeşili bu? O kadar su yeşili. Koyusu. Ne yeşili? Su yeşili, koyusu. Ya elbisenin rengi, ayakkabılar. Mesela bu ayakkabıda daha böyle zarif ince topuk mu beklerim diye düşündüm. Hayır, bu da çok güzel olmuş. Küpeler, saçlar, acı badem, tatlı badem, ben de şu an onunla ilgilenmiyorum ama genel görüntü muhteşem. Hatta var ya, bak sen bunu da hak ettin. Dur ama dur, dur hemen dur. Şey yapma, heyecanlanma. Evet, bak ne geliyor sana, bak. Vay. Ya, star gözlüğüm ve prensesler gibisin. Teşekkür ederim. Tebrikler, biraz kuliste bekler misin? Teşekkür ederim.
Kuyruklu elbiseler de savruldu mu ne güzel savruluyor değil mi? Taşımayı da bilmek lazım. Bakalım sizin modeliniz nasıl taşıyacak o saçı, makyajı ve kıyafeti. Çetin ve Fatma'nın modeli Sherry gelsin. O ayakkabı ne? O gri kafa ne? Aynı elbisenin farklı rengi mi bu? Aa, yok aynen abi. Öyle. Ayna kapansın, Sherry kendine baksın. Nasıl hissediyorsun kendini? Normalde böyle hepsini yukarıda kullanmadım hiç. Neden? Tercih etmedin sen. Yüzümde her zaman vardı yani alıştım diye. Yüzünü yukarıdan, saçını yukarıdan toplamıyorsun. Aynen. Ama yanlış mı buluyorsun? Yakıştırmıyor musun? Neden toplamıyordun öyle? Yakıştırmıyordu. Peki, şimdi yakıştığını düşünüyor musun? Şimdi farklı biraz kendimi hissediyorum. Başka görüyorsun. Makyajı nasıl buldun? Makyaj da iyi, beğendim. Ama keşke ben olsaydım kahverengi seçerdim bu adresiyle. Yakından bakalım. Bakın bakalım. Sonra neler konuşacaksınız? Evet, şimdi partnerinizle yakından da baktınız. Neleri beğendiniz, beğenmediniz, doğru, yanlış buldunuz. Konuşun, tartışın, anlaşın, puanı yazın. Bu saçı ben beğenmedim. Özensiz çünkü bu kıyafetin saçı bu değil. Bu kadar benimkisi, okey? Makyaj da badem göz makyajı değil asla. Beğendiğim tek şey kostümüyle rujunun renginin... Zıt olması. Zıt olması. Makyaj. Kötü tabii ki de. Çok yapamıyor. Kötü ya. Yani yapamıyor. Gerçekten yapamıyor yani Fatma abla. Ama Çetin abi de yarım toplama deyince bu mu geliyor? Yani bu geldiğinden beri... Bunu üçüncü kere mi, dördüncü kere mi? Üçüncü kere yaptı yani. Bir şey söyleyeyim mi? Fatma güzel makyaj çıkarmış bugün. İyi değil mi? Bugün. Ama yani diğerlerine göre iyi yani. Verebilirdik ya da 3 de verebilirdik ben ama kullanmamız verelim. Gereken bir 1 olmuş. Evet, bakalım jürimiz nasıl puanlayacak, nasıl yorumlayacak? Adnan Bey, nasıl buldunuz yarım toplama saç modelini? Modelin yüzüne yakışmış mı? Konsepte uygun olmuş mu? Yarım toplamalarda bu tip çalışmalar var. Özellikle düz çalışmayı da tercih ettiği için güzel bir fikir olarak değerlendiriyorum. Ama saçın şöyle hafif yan döner misin? Okey. Böyle yukarıya doğru şöyle önden hani bir yere kafa atmış gibi şurasının basık olması acayip yüzünü kötü etkilemiş durumda. Çünkü yüzünü böyle tamamen öne itmiş durumdasın. Keşke onu şöyle bir at kuyruğu, yarım at kuyruğu yapıp önü bombeli bir şekilde getirseydin. Tabii saçın uçları da zayıf olduğu için arkadan çok şey gözüküyor. Zayıf kaldı. Yani keşke bir bunu bir at kuyruğu yapıp önü tekrar onun üstüne getirseydin. Çok daha modern ve modelin de yüzünü daha çok desteklerdi. Bir de bu saçta buralar basılınca kulaklar buradan çıkmış durumda. Saçlar da buradan çıkıyor ya. Hani fil kulağı gibi duruyor. Keşke şu düz normu daha iyi sunabilseydin bize.
şey diyecek misin Çetin? Hocam haklı çünkü krepeyi yaptıktan sonra uçları çok nasıl ince kaldı. Mecburen orayı indirmek zorunda kaldım. Yoksa orası biraz daha bombeliydi ama çok kısaları var. Anca yapıştırarak onları yok etmek zorunda kaldım. Ayşegül makyaj nasıl olmuş? Badem göz olmuş mu sence? Kızının gözleri zaten badem. Yani Fatma Hanım ekstra bunun için ne gibi bir eforda bulundu bilmiyorum. Hatta farı yuvarlak yuvarlak sürmüşsün. Bir tek şurada böyle bir farı kriz fırçasıyla yukarı doğru çekme işlemi var ama... Yani badem göze yönelik bir işlem ben göremiyorum. Ne yaptın? Badem göz olması için Fatma Hanım. Ne yaptınız? Evet abla ne yaptın? Buradan bakınca badem görünüyor ama orada görünmüyor. Sorun işte. Fatma abla badem yukarıya doğru ya gözlerim o düz. Şöyle üstü düz. Bir bakın. Ben buradan düz görüyorum. Şöyle çizgi gibi var orada. Ne yaptın Fatma abla? Cevap bekliyor. O zaman ben devam edeyim. normal bir makyaj var. Ben badem göz makyajı görmüyorum. Kalemle yaratabiliyor muyuz o efekti? Ben badem göz deyince o efekti kalemle yaratacaklar göz şekline ya göre aslında diye. Aslında göz tipine göre değişebilir ama bir şekilde o badem göz efektini şu köşelerde yaratmak lazım. Çünkü badem göz işte bu sene dedim ya çok trend ama ben şu anda Fatma'nın makyajında badem göz efekti göremiyorum. Zaten kızımızın gözleri badem olduğu için bu anımı da ona göre vereceğim. Çünkü şuraların aydınlık olması gerekiyor. Yani iç tarafı aydınlık, köşelerde yarım bir eyeliner şu köşelerde koyuluk olması gerekiyordu badem göz için. Tuval'cığım kıyafet tercihini nasıl buldun? Şimdi iki kardeş esasında bugün aynı kıyafeti giydiler. Biz Özlem ve Hayat'ta bu elbisenin yeşilini görmüştük. Fakat Özlem ve Hayat işçilik sergilediler ve askıları omuz hizasına indirip çok daha bize farklı bir görüntü ve çok daha güzel, şık bir görüntü sergilediler. Ben bu elbisenin formunu bu şekilde sevmedim. Modelimizde de açıkçası çok da sevmedim. Yani bilekleri modelimizin ince bilekten bağlı bir açık ayakkabı da olabilirdi ama kesinlikle bu değil yani. O yüzden haftaya bende çok iyi başlamadınız. Umarım devamında iyi olursunuz. Tebrikler. Muammer Bey nasıl buldunuz renk ve model tercihlerini? Vallahi hiç iyi bulmadım Fatma. Bana bak bana. Şimdi siz iki kardeşsiniz ama proporsiyon olarak ikinizin bayağı bir farkları var. Mesela onun omuzları daha askı ve daha geniş. Seninkiler daha dar. Beden olarak o senden daha bir geniş. Sen daha bir smallsun. Burada elbise seçiminiz çok yanlış. Ay Allah aşkına bir de ne bunlar? İkiz mi de kalktınız ikisine de aynı elbiseyi? Ben bilmiyordum ama ben seçtiğimi oranın aynısını seçtiğimi bilmiyordum. Neyi bilmiyordunuz ayı? Herkes birbirinin şeylerini görüyor. Görmüyor mu alınanları? Ben seçtim. Yine atıyorsun Fatma sus. Vallahi atmadım. Böyle bir elbise bu kızın değil. Bunun altına tamamen kapalı ayakkabı asla olmaz böyle bir elbisede. Artı bu askıları da indirmen gerekiyordu. Zaten yeteri kadar omuzları dar bu kızın. O askılarla birlikte iyicene böyle elin açık kendi kapalı haline dönmüş. Bu elbisenin mutlaka altına bantlı ayakkabı ve bronz renginde bir ayakkabı giyilir. Bunun dışında hiçbir rengi bu ton kabul etmez. O ne öyle? Portmantoda neyi buldusa ayağına geçirmiş kadın havası var. Zaten bu saçın tonunun asla kendisi değil bu elbise. Siz mi seçtiniz Çetin Bey? Yok. Elbiseyi mi? Evet. Fatma. İşte bırakma. Senin seçimlerin daha iyi oldu. Anladın mı? Çünkü onun kendisine seçtiklerinden görüyorum neler seçebileceğini. Senin de bu kaderin kızım. Bu kadının ellerine düştün. Artık 5 gün boyunca böyle ızdırap çekeceksin. Ama sonra Adnan Bey sana burada söz versin. Seni o güzelleştirip buradan İran'a gönderir. Tamam mı bebeğim? Ay ben de sizin adınıza. Habire milleti başınıza yığıyorum.
İranlar başımızda yeri var. Bu puanlar sana değil ha güzel kızım. Oraya. Tabii. Teşekkür ederim. Biraz kuliste bekler misin? İsmihan ve Abdullah'ın modeli Mira gelsin. İspanyol gibi bir kız geldi karşıma. Ama kızın beyaz tenine nasıl yakışmış değil mi? Kırmızı elbise. Gibi. Kızın beyaz tenine çok yakışmış kırmızı elbise aslında. Ayakkabı kötü. Aynen kapansın. Mira kendine baksın. Buldum. İyi görüyorum seni böyle his olarak böyle. Evet. Seviyorsun. Öyle bir his geçiyor. Evet. Saçını, makyajını beğendin mi? Çok güzel, çok beğendim. Evet. Yani ilk kez böyle bir makyaj yaptırıyorum yüzüme. Yani saçımı da çok beğendim. O kadar. O kadar. Evet. De yakından görmek ister misiniz? Nasıl buldunuz bakalım? Artık neyi beğendiniz, neyi beğenmediniz? Partnerinizle konuşun, tartışın, puanı yazın. Göz makyajına öldüm. Ben de saçı beğendim. Göz makyajı mükemmel. Saçı da güzel olmuş, doğal olmuş. Ay nefret ediyorum Apo'dan ya. Güzel yapıyor diye mi? Ha? Ben de saçı beğendim. Makyajımı gölgede bıraktım. Yok yok bırakmadım. Saç yüzüne göre toplanmamış. Saçın topu diye sağ ve sol. Geniş kısmı, yapmış. Geniş. Bir şey düşmüş. Farklı. Sağ ve sol farklı. Ben saçı hiç beğenmedim. Ben yani de, çok alalade. Bir şeyi yok yani bir nasıl söyleyeyim uyumu yok. Tekniği hani yok. Hani evet tekniği yok. Ondan sonra makyaj hani tamam güzel yapmış ama temiz yapmış. Ama renk yok makyajda da. Üç mü dört mü? Üçü ne dördü ya? Bir mi verdin? Sus bak rakam söylemiyoruz diyorum ben sana. Adnan Bey nasıl buldunuz yarım toplamayı? Modelin yüzüne yakışmış mı? Konsepte uygun bir toplama. Önden düşenler modelimizin yüzüne çok olumlu yansıdı. Çok iyi oldu. Çünkü yuvarlak bir yüzü var normalde. Şu düşen saçlar çok iyi oldu. Ancak onun hemen arkasında şu kulak üstündeki bombe o yuvarlağı kapatıp sonra üstüne bir yuvarlak daha koydu. Ama bunu düzeltelim birlikte senden. Geliyorum. Uzun zamandır çıkmıyordunuz hocam. Sprey ve tarak da istiyorum. Badem göz olduğu çıktı ortal bir gözler çok güzel görünüyor şu an. Şimdi Muammer Bey ben topladım diye kızacak bana ama bir de şöyle izleyicilerimize döndürelim. Şimdi şu kısımda çok güzel bir dalga var. Şöyle hopluyor hopluyor onları çok sevdim ama onu biraz kabartmak gerekiyor.
Ben alttakileri çok sevdim aslında. Alttakilerin böyle olması hani sanki baro dönem. Üsttekileri açması lazım, onu açıyor. Şu an bak nasıl fark edecek şimdi. Burada başka bir dalga, burada bir başka dalga olmaz. Bu dalgalar birbirini beslemesi lazım. En azından şöyle birbirine yaklaştırmak gerekiyor. Hop, o kadar çok tokat atmışsın ki. Bak adam elleri nasıl oldu? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Ellerinize sağlık. Güzel oldu. Ellerinize sağlık. Fatma sana buradan yürüyecek haberin olsun. Evet tabii yapılı bir saç düzeltmek çok fazla kolay olmuyor, mümkün olmuyor. Ama dediğim gibi yanların bombesini sevmedim. Konsepte uygun bir saç, tepenin basıklığını da sevmedim. Teşekkür ederim. Tebrikler. Ayşegül makyaj nasıl? Makyaj güzel. Apo bugün izleyicilerimize iyi bir örnek gösterdi badem göz makyajıyla ilgili. Yani bu düzeyde olması daha iyi, daha doğal duruyor. Sadece eyeliner'ını tam olarak, bütün olarak çekmesini sevmedim. Yani şöyle çekmişsin ya, keşke onu yarım bıraksaydın ve oraya çok incecik kirpik dibinden içten yapsaydın. Biraz daha o hayır, yukarı doğru o bombe var ya yuvarlaklık. Onu kaldırırdı. Kıvırdım orada sizin dediğiniz gibi. Kirpiğim attı, süre yetmediği için kirpiğin atıklığını eyeliner'la kamufle edeyim diye çektim oradan. Ama şeyler çok doğru. Gözü kapadığında bakın şuradaki gölgeler, geçişlerini çok sevdim. İç tarafları böyle ince bir sedefle hafif aydınlatmanı çok sevdim. Bir tek şurada şu kriz bölgesi var ya, kat kriz dediğimiz. Yani şuraya böyle ince bir far fırçasıyla, koyu renk bir farda şöyle bir hat çizseydin. Bakın benim gözümün üzerindeki şey var ya, onu dağıtsaydın. Şu mesafe çok geniş ya, biraz daha şöyle yaptığında sanki grafik bir eyeliner yapar gibi. Onu böyle dağıtsaydın ince bir fırçayla, o zaman o göz kapağındaki o badem şekli tam olarak çıkacak. Yani bu makyajdaki gözündeki tek eksik o, ama altlarına uyguladığın da çok iyi. Eline sağlık. Yıldızlı dört diye bir kavram çıkardı. Muammer Bey, nasıl buldunuz renk ve model tercihini? Ben elbiseye bayıldım. Renk tonu harika. Bu proporsiyonlu elbisesi. Fakat o ayağındaki ayakkabılar ne ya arkadaşım ya? O ne ya? Ona torsün ton olur bunda da. Sadece kırmızı kullanılır. Diş gibi patlamaz. Çünkü elbise çıplak bir elbise. Hep ten dışarıda olduğu için böyle yani bu ayakkabı sistemini hiç beğenmedim. Bir puanınızı oradan kırıyorum. 2 puanı da Adnan Bey el sürdüğü için kırıyorum. Onun için yoksa... Hayır. Hep benim yüzümden oluyor çocuklar, kusura evet, bakmayın. Evet, hep söylüyorum, kendini tut diyorum adama, adam tutamıyor. Ama olan size oluyor. Sonra da hocam niye böyle güzel diye 2 veriyorsun. De ne vereceğim? 5 mi? 4 mü? Ama buraya geldiler Muammer Bey, siz burada gördüğünüze vereceksiniz. Canım tamam, gelip görebiliyor da bir de uzaktan da görmem lazım benim onu. Bak böyle ne kadar güzel oldu. Meğersem sen çirkin yapmışsın, ben öncekini beğenmiştim. Şimdi öyle yapınca ne oldu? Puan düştü. Tamam, benden düşün puanı. Canı sağ olsun canım. Ay, nasıl da biliyorsunuz. İnsaflıdır yine de. Teşekkürler. Ama gerçekten ayakkabı için kesin kırıyorum. Yani bunu senden hiç beklemezdim, böyle bir kombini. Tuba, sen nasıl değerlendiriyorsun? Aklın yolu bir Gözde'cim. Yani içeri girdiği anda direkt... Gözlerim ayakkabıya odaklandı ve gözlerim böyle kanadı yani, Ayşegül'ün tabiriyle. takılarda da leopar küpe takmışsın galiba. Yüzük küpe kullandım. Ve yüzük bir yani yüzük zaten o kadar silik ki hiç anlaşılmıyor bile. Ben ama böyle bütün detaylara odaklandığım için hiç gerek yoktu o yüzüğe de. O ayakkabı facia ama şifon elbise muhteşem. Yani bu elbiseyi Fatoş Hanım... Sen de giysen çok güzel durur. Sen de giysen derken? Ya sen hani... Bak sen bile demedim. Lütfen.
sen de giysen. Çünkü niye? Sen bu tarz çok giymiyorsun ya, hani Özlem de programın başında dedi, hani genelde böyle sportif şeylerle gördük seni. Ama sen de giysen güzel durur ben ya. Ben çok daha güzel taşırım. Buyurun. O zaman bir programda yarın ya da öbürsü günü bunu giy ve makyajını öyle yap. Ayağına da böyle açık kırmızı. Makyajını ben yapmak istiyorum Fatma ablanın. Ay evet Fatma Hanım, sizi öyle yani görmek istiyoruz. Öyle yarış. Saçını da ben. Eyvah, kime benzeyeceğim acaba? Bu elbiseyi giyersen makyajını yaparım ama, kabul mü? Olmaz ki elbise ona. Ay, sana makyaj yaptıramam. Şunu söylemek istiyorum. Apo, 20 yaşındasın değil mi? 22. Çok beğeniyorum makyajını. Yani 20 yaşında bir gencin, demin Ayşegül'e de onu konuştuk. 21 peki. 22. 22. 22. Hadi 22. Yani bu yaştaki bir gencin bu kadar güzel makyajlarla karşımıza çıkması beni çok mutlu ediyor. Konya'daki bütün hanımların artık sana geliyor olması lazım. Etki etti herhalde değil mi? Kuaförüm sensin, sana yaramıştır diye düşünüyorum. Bulamıyorlar ki, nasıl gitsinler? Yani... Burada çocuk. Çok başarılı. Makyajını da çok beğendim. Fakat ayakkabı ve aksesuarlardan bugün maalesef bir puanı kırıyorum gençler. Bir tane emoji var ya, ona benzedi. Benzemiş. Hani böyle kırmızı elbiseyle evet, hepimizin kullandığı bir emoji aynen var ya. Şu aynen. Hemen İspanyol ateşi. Evet. Evet. Burada. Kendisi burada. Evet. Peki biraz kuliste bekler misin? Aslında ne arıyor o sende? Ben öyle duygu değişimlerimi artık jest mimiklerimle değil de böyle ifade etmek istiyorum. Aslı'ya bak. Sen artık tartışmalara girmeyeceksin yani. Evet. Emojilerle ifade edeceksin. Ben uzak kalacağım, kendine. Evet. Fatma'yı buna çevireceğim. Ruhumu dinlendiriyor. Aslı, emojini acı biber sürerim, bak düzgün emoji çıkar. Sende başka hangi emojiler var? Bir sürü, hepsi. Biz buradan konuştukça alttan çıkıyor. Bakar mısın, bütün emojiler var. Evet, hem de hepsi. Hep iyimserler var. Gözden hastaya. Hani bir tane var ya. Duman çıkıyor. O yok haftaya mu? Haftaya Apo'yla Fatma Hanım'ı bu hale getireceğiz. Anladım. Fatma gördün mü? Seni bu hale getireceğiz Abdullah'yla. Taner, bende de senin için bir şey var. Gel gel. Gelin mi? Gel. Ne? Bir şey vereceğim. Yarın bunlar sana lazım olur. Herkes görecek mi? Gizli malim. Al. Ne o? Benim gözlerim için mi? Hayır, badem göz uygulaması vardı ya bugün. Senin hani badem. Badem verdi gözlerim. Yani bunu badem ben mi yapmadan, bak aklıma gelmeden gözlerim. Benim iki badem. Gösteriyorum. Göz de yap. Badem, göz. Sen yapamam. Yanlış anlamadan meseleyi, ben yanlış anlatayım dedim sana. İşte anlıyor ama yanlış anlıyor, ne yapalım? Hadi bakalım o zaman, son olarak Taner ve Aslı'nın modeli Christina gelsin. Girmemişler, yukarıdan aşağı zoraki etmişler gibi kızcağızlar. Ayna kapansın, Christina kendine baksın. Nasıl hissediyorsun kendini? Çok güzel. Oh, nereye gidiyorsun böyle? Yani düğüne ancak. Böyle düğüne evet gider misin? Tam saçın evet, makyajın böyle evet olsun ister misin? Evet, çok güzel. Gözlerini badem badem hissediyor musun? Evet. Elbiseyi de çok sevdin herhalde. Evet. Sırında sürekli o zaman, siz uzaktan baktığınıza göre de detaylara bakın. Buyur.
Evet, şimdi partnerinizle konuşun, tartışın, anlaşın, puanı yazın. Ne diyorsun? Madem değil yani makyaj. Değil. Saç güzel ama. Saç evet. Saçı beğendim. Maşallah ben de beğendim. Beğendim. Zaten son bir 5 puanımız evet, kaldı. Evet. Yani. Şimdi arka tarafı sol şey sağ tarafa çekiyor. Arkada bir problem var. Evet. Bir tarafı toplamış. Bir tarafı toplamış. Yana toplamış. Yana toplamış. Hayat yani bunu görünce Apollo'nunki gerçekten çok güzelmiş. Valla ben şimdi bunu görünce Apollo'nunkini daha az beğendim. Neden? Bilmiyorum yani en azından saç olarak makyaja demiyorum da. Hayır saç olarak demiyorum makyaj olarak. Ama yüzüne gitmeyen bir saç görüyor musun? Ay parçası gibi açmış saçını. Şimdi bak şeyin hani Apollo'nun makyajını da ben kıyaslayamam. Adam Bey yine sizden başlayalım. Nasıl olmuş saç? Yine konseptimize uygun bir saç. İsmihan'ın yaptığı saça çok benziyor form olarak. Burada da yine geniş tabanlı bir yüzümüz var. Yine burada da aynı şekilde şu kulak üstlerini arkaya doğru germek gerekiyordu. Bakın saç böyle geliyor. Hop bir böyle ne beli var ne oyuntusu var. Hiçbir şey yok. Sen bunları nasıl kaçırdın bugün bilmiyorum. Yani benim en çok üzerine durduğum şeyler bu saçtaki proporsiyonlar ve hacimler. Saçın dalgası falan muhteşem, çok güzel olmuş ama şu yandan kabarıklık burada da. Yani şunların gerilmesi lazım. Tam kulağının üstü bu saçta, bu yüzde. Biraz döner misin tekrar? Tamamen arkayı dön. Dön, 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 iyice dön. Baktığın zaman dümdüz geliyor böyle. Ne diyorsun Taner? Doğru doğru hocam, ne diyeyim üstüne? O onlara hiç bakmıyor ki. Yok bakıyorum hocam ya, hepsine de bakıyorum. Yani hani yüksekliği de yaptım aslında. Bel bel benimle dalga geçiyordun ya. Şu o belli kulak üstünde yapma sebebim şurayı biraz kapatmak istedim üstten böyle. Bu işten işten sinirleniyor. Abdullah gibi duruyor belli. Göbeğine bak kız, masaya koyuyorsun göbeğini. Aa, iki dakikada ne baktı Abdullah gibi olmuş saçı dedi. Fatma abla acı biber geliyor. Bana laf ediyor. Benim göbeğime laf ediyor, kendi masaya koyuyor göbeğini. Nerede biber? Ay, o kendini görür. Biber sürülmesini ister misin Abdullah? Bence gidiyor. Ben de biber sürülsün istiyorum. Dur şu daha acı biber. Ama göbeğini masaya koymuşlar, o zaman ben de ona biber süreceğim. Evet, onu da ona sürmesi lazım. Sen başlattın ki. Yeter biber, başlattığını tamam. Yok. Ya abla, tamam ya hadi. Tamam, Fatma abla o sana sürsün, sen ben yerim, gel. Hayır. Botoks etkisi yapar. Evet, şişer. Dudaklar böyle olur. Yiyeceksin. Hayır, önce sen yaptın. Önce sen dedin. Şuraya gel. Apo gibi duruyor dedin. Sesin daha canlı çıkar Fatma abla. Ya pistir o, elini sürmüşsündür pistir, olur ucundan alayım. Ne o ya, ne? Ya, dur tamam. Ya yok, bu beni aşağı. Tamam şimdi sen. Beni de aşağı yapma. Hayır, hayır hayır. Arkadaşlar ikidir ya buraya kondu o biber yiyecek yemeyecek. Yemiyor ikidir yani. Yemiyor. Ama ben Fatma abla o biber yenilecek. Beni aşağı. Beni aşağı diyor, sen ye şimdi diyor. Şu kadarını uçur. Ya saçmalama o kadar. Yiyeceksin, cezan Fatma bu. Fatma abla bir çiğnemeden yut. Fatma abla hadi. Kameraya döner misin, öyle ısır. Yalan söylüyor, ısırmayacak. Eğer bu yemezse cak cak bağırırım. Hadi Fatma abla. Ya o ne ya? Gözden bir şey söyleyeceğim. Isırdığı yere bakar mısınız? Çok acı zaten. E tamam. Ye onu o lafı söylerken iyiydi. Hayır yutamazsın öyle, çiğneyeceksin. Çiğne ya. Sana ne? Ver kız. O tamam. Ne sana ne dedi, sana ne de olmaz. Bir o daha. Kadar da değil, o zaman sıkılırım. Aa, o da yuttu, Apo da yuttu, çiğnemedi. Ay bu hiç yemedi, bu hiç yemiyor. Fatma. Sen de böyle yaptın. Ama o niye yemiyor? E sen de bu kadar yedin, ben de bu kadar. Hadi birazcık al. Yut. Atmanım çocuk gibi. Onu da geri çıkarıyor. Bu kadar acı o biberi, nasıl yiyorsunuz? Ama o da yutuyor, ben de yuttum direkt. Çok güzel olmuş bizimki ya. Çok fena değil mi? Şimdi evet. Bu, yani ben konuşmadan mı duracağım ya? Bu biberleri kaldırın. Ya. Böyle barapo. Yememek için. Gözden bundan sonra oy birliğiyle süreceğiz. Evet. Evet yani öyle. Tamam. Kabul mü? Kabul. 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 Sıkıntı yok. Kabul. Kabul. Ne yapacak? Aynen. Başka çare yok. Yanıyorsun Fatma abla. Evet.
Makyajla kaldık. Badem bakıyor mu Ayşegül, nasıl buldun? Yani badem göz makyajına iyi bir örnek diyebilirim bunun içinde. Yani teknik olarak doğru şeyler yapmış. Şu içlerdeki beyazlığı çok sevdim, köşelere getirmen. Ama eyeliner'ını hiç sevmedim. Yani bir anda çok fazla yükseliyor ve kıvrılıyor. Fatma Hanım sürekli geçen haftalarda çektiği eyeliner'ına benzemiş. Ya bir de böyle temiz değil makyaj. Anladın mı? Yani şu kirpik olayını senin bir çözmen lazım. Yani evet çok fazla uğraş var ama... Hani diyorum ya, ben yani o tertemizliği göremiyorum. Yani bir problem var bu konuda. Yaklaşımın doğru ama makyajın temiz değil. Yani kirpik bir yamuk, işte ne bileyim, geçişlerde biraz yamukluklar var. Bir de lütfen allıkla şeyi karıştırma. Bak allığın rengi çok güzel ama onu kontürle karıştırma durumu beni şey yapıyor. Yani biraz daha temizlik istiyorum senden. Daha temiz, net, güzel kontürler. Alnından başlayan bu modelin yüzüne çok iyi kontürler, onu ayıran allık. Allık ayırması gerekiyor. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim, ellerine sağlık. Muammer Bey, nasıl buldunuz elbise seçimini? Ay ilk önce şey söyleyeceğim. Apo çok haklıymış. Deminden beri dikkat ediyorum da... masanın üstünde duran gerçekten Fatma'nın göbeği. Hocam o zaman size de biber gelsin. Hocalara biber olmaz. Ben acaba dedim ki çocuğun tezi doğru mu? Doğruymuş. İkincisi de o yediği için de ben şu an haksız buluyorum bu ortamı. O çocuğun yememesi gerekiyor. Doğruyu söylemiş. Ben ne görüyorum buradan? Hayır, bazen kendini kaybediyorsun. Elin şöyle bir 30 derece daha açılıyor. Ama seni o mesafede göbeğin kurtarıyor masada. Aşkı böyle çökmemen için. Deminden beri seni takipteyim. Gelelim kızımıza. Türkmen kızımızın ben makyajını, saçını hepsini çok beğendim. Elbisesinin rengi tenine gayet güzel uymuş. Fakat şu göğüsten kalça arasında bir çığlık, bir bağırma var. Kurtarın beni imdat diye. Evet, evet. Ay nasıl yani, kurtarmak istiyorum seni ama ekranın karşısında olmazsan cart diye böyle bir yırtayım de o çığlıklar benim kulağıma geliyor. Onun için öyle bir görüntü söz konusu. Zaten bu krep kumaşları ben hiç sevmem. Böyle uzun elbiselerde de hoş değil. Ayakkabını görebilir miyim? Ne o? Gri. Gümüş. Yani. Öyle bir güzel. Yoksa kız... Ay buraya gelen bugün kızlara ne oldu? Hepsi böyle şey gibi. Masaya konacak vazo gibiler böyle. Hepsi böyle... Dünya şey. Güzellik yarışmasındayız ya, sanki. Gerçekten bütün ülkelerden yani. Var modeller. Kızlara iyi bakın, iyi süsleyin. Anladınız mı? Ne yapacaktım ben? Puan verecektim. Teşekkür ederiz. Tuğba, sen nasıl buldun? Christina, çok güzel görünüyorsun. Fakat bu kumaşta, craft kumaş dediğimiz kumaşlarda... elbise o kadar böyle karton gibi görünüyor ki... sanki hep böyle belli noktalardan kırılıyormuş Seslidir gibi. Seslidir bir de bu kumaş, ses yapar. Esasında çok ince yapıda bir modelsin ama... işte kumaşın cinsinden dolayı sanki böyle bir katlar varmış gibi duruyor. Fakat biz hani kumaşı bildiğimizden dolayı ona göre değerlendiriyoruz. Yalnız şu yırtmaç var ya, sen de öyle midir? Daha yukarıda. Evet, daha yukarıda olması lazım. Şu arada kalmış yırtmaç boyunu hiç sevmem. Lütfen Aslı, sizden de arada işçilik bekliyoruz. Yani keselim oraya... Keselim mi hocam? Yani bir tık daha kesseniz mesela. Orası biz zaten şey... Açılabilir. Dikişte olduğu için. Tabii açılabilir. Gayet rahat açılabilir. Yani o yırtmacı görsek, o ayakkabıyı görsek. Çünkü ayakkabı da gayet uyumlu olmuş. Ama onun dışında saçıyla, makyajıyla çok beğendim. Kalemim. Puanım. Teşekkür ederiz. Peki. Biraz kuliste bekler misin? Evet, jürinin yorumlarını ve puanlarını aldık. Takımlar puanlarını verdi ama biliyorsunuz gizli gizli. Birazdan. Kartlar açık oynanacak. Hesaplaşacaklar, yüzleşecekler. Bakalım kim kime kaç puan verdi, neden verdi, neyi beğendi, neyi beğenmedi. Her şey az sonra belli olacak. Biraz bekleyin.
Sıra geldi yüzleşmeye. Hesaplaşmaya. Hayat ve Özlem'e kaç puan verdiğinizi görelim. Fazla vermiş. Muammer Bey. Evet, Apo hep bir veriyordu ya. Aa, üç vermiş. Yalnız bayağı iyi gibi üç vermiş. Evet. Sanki bayağı böyle. Yetki iğne takmış. Bayağı iğneler var orada. Olsun onlar arkadaş. Ama bence adaletli. Adaletli olabilir puanlar. Bugün benim için özel bir gün. Çok fazla önümü göremiyordum. Hani nasıl puanlamalar olacak diye. Bugünden sonra her şey daha güzel olacak bence. Benim açımdan. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ben bu puanı sadece saça verdim. Olsun. Hani saça makyaj da versen, konsept dışı olduğu için. Makyajın güzeldi ama konsept. Güzeldi bak, çok güzel makyajın ama konsept dışı olduğu için. Yani evet. Teşekkür ediyorum. Aslında biz geçen hafta ilk geldiğimiz gün de bu adaleti istiyorduk. Herkes hak ettiği puanı alsın, biz de o puanı verelim istiyorduk. Tatsız olaylar yaşadı. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten olması gerektiği gibi yarışıyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben Özlem'e bir şey sormak istiyorum. Bizim puanlarımıza göre mi sen adaletli davranıyorsun ya da davranmıyorsun? Yani bugün adaletli davranıp davranmadığını merak ediyorum puanlama başlamadan önce. Ama geçen sefer yaptığınız şeylerden hayır, sonra ben şu an yani ben tedirgindim. Çok şimdi, tedirgindim. Hayır, Özlem, yine aynı şeyler oldu. Sorumu anlamıyorsun. Diye. Bizim puanlarımız mı senin adaletini belirliyor? Sen biz sana düşük versek ya da yüksek verince mi sen adaletlisin? Düşük evet, verince adaletli değil misin? Çünkü güzel olmuş bir saça eğer bir verseydiniz veya tamam makyaj konsept dışı olabilir ama tertemiz güzel bir makyaj. Olsun saç ama yine de benim için bu önemliydi. Ha, şu an sizin bana vereceğiniz puan önemliydi. Bir veriyoruz ya. Hı-hı. Sen de ben adaletliyim diyorsun ya. Ben sana örnek veriyorum her gün bir vereceğim. Hı-hı. Sen de bana bir veriyorsun. Sen adaletli değilsin demek istiyor. Ama biz ilk gün adaletli böyle değildik. Adaletli olsan 5'se 5, 4'se 4 diyor. İlk gün böyle değildik. Hiç kimse ilk gün öyle değildi Özlem. Siz yine böyle başladınız ama şu an değiştiğini düşünüyorum. Yani biz adaletli olursak adaletli olacaksın. Ondan bahsediyorum. Bana bir verirsen ben nasıl sana sürekli bir. Bu bir yarışma yani. Mesela bugünden sonra adaletli olacağını söyledin. Hani... Bugün olmadın yani. Şu an olmadın yok, çünkü. Yok bugün yine biraz ama şöyle de bir şey var zaten. Biraz adalet. Siz bize o ne demek Özlem ya? Biraz yani adalet bu, değil biraz ne demek? Biraz adaletli değil çünkü sizin ne yapacağınızı sen bilemiyorum. Sen bize göre mi hareket teker ediyorsun? Teker bilemiyorum sizin ne yapacağınızı. Belki geçen haftaki i̇şte gibi bu strateji. Bir olabilirsiniz bu diye strateji. Düşündüm. Ortak soru şu zannediyorum. Biraz adaletli davrandım ne demek? Adaletin birazı nasıl? Yani tedirgin oldum puan verirken. Gerçekten tedirgin oldum. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü geçen hafta gerçekten bir şoka uğradım. Güzel işler çıkıyor. Tamam, bir puanlar veriyor. Birazdan göreceğim. Adaleti birazdan göreceğim. Siz nasıl yaklaşırsanız biz de o doğruda gideriz. Doğruysanız doğru oluruz. Peki. Teşekkürler. Ayağına sağlık. Yarın görüşmek evet, üzere. Taner ve Aslı'ya kaç puan verdiniz görelim. Oo, bir vermişler ya. Gerçekten. Hayat. Açıklamam var. Her şeye bir kılıfınız var zaten. Hayır, ben teknik olarak açıklama yapacağım. Hayat gerçekten alırsın, onu bir olarak mı diyorum, beş olarak mı? Bir. Ben yok, bir değilim. Şey, beşin kuyruğu yok. Sen bence onu çizemedin, beş o. İnşallah. Alttan üstten bir. Onu da alacaksın inşallah. Bir yani gerçekten yani bir mi? Yani neden bir verdiğimi açıklayayım sana. Lütfen. Çok merak ettim. Teknik olarak baktım, gerçekten teknik olarak baktım. Modelin yüzü çok geniş ve saçı geriye alarak daha da genişlettin saçı. Bu kadar yukarıya almamalıydın. Daha sıkı bir saç olmalıydı ve daha güçlü saç kontürü gerektiriyordu.
kombinini beğenmedim. Gerçekten daha da iri ve gerçekten o saç proporsiyonu arkadan o kadar genişletti ki modelini. Kıyafeti sen beğenmedin mi? Neyi? Kıyafeti hiçbir şekilde beğenmedim. Sen önce kendi kıyafetine bak. Mustafa Topaloğlu'nun kız kardeşi gibi duruyorsun. Uzaylı gibi yani. Onun neresini beğenmiyorsun? Bu özel tasarım canım. Herkes giyemez. Ben giyerim sadece. Uzaylılar gibi olmuşsun canım. Bunu da öğretirim. Olmamış. Bunu da öğretirim. Sen önce dön. Ama bak ben sana güzel şeyler söylüyorum. Yanlışım. Yani o biri gördüm çıldırdım yine. Çıldırma. Bugün biri gerçekten modelin... Güzel söylesen ne fayda? Ya birlik bir saç mı Allah'ını seversen ya. Gerçekten çok maşaları da demode buldum. Daha böyle fresh, daha bu senenin modası bir şeyler bekledim. Yaş, gerçekten modeline yaş bindirdin Taner. Gerçekten yaşından çok olgun ve o saç o yüzün saçı değildi. Senin o yüksek puanı verdiğin kişiyi çok merak ediyorum. Bu kadar beni eleştirdin. Herkes bak eleştirdim. Dur bu kadar sen beni eleştirdin. Eleştir. O yüksek puanın açıklamasını nasıl yapacak? Nasıl yapacaksın onu çok merak yani ediyorum. Yani şunu bile yaparken yaptığınız doğruyu şurada yanlış ediyorsunuz. Şurada herkese sesleniyorum değilsin. Seyirciler de görsün. Benimle beraber merak ediyorlar şimdi. Sen şu saçtan sonra şu o beşi kime diyorsun? Verdin merak ediyorum. Şu anda ediyorum. Ne diyorsun biliyor musun? Ben bir yüksek vereyim de... Kafa karıştırdın ya, hayata. Hiç öyle bir şey yok. Senin şu an var ya inanılmaz hala derecede böyle koalisyon yaptığın ortaya çıkacak. Geçen hafta yaşanan tatsızlıklar olmasın. Gerçekten güzel bir şekilde yarışalım. Hak edeni hak ettiği puanı verelim diye. Ama ben hak etmedim verdi. O biri. Bugün hak etmedin. Ben gerçekten hak etmedim. Gerçekten bugün hak etmedin. Yani makyaj güzel, makyajı bir şey demiyorum. Ben sadece kombi... Gerçekten yaş bindim. Ya yaşla ne alakası var ya? O kadar, gayet doğal bir o saç. Kadar bunda ne yaşla ne alakası kalıp, var? Bir saç, beli de yok. Kalıp gibi maşalar. Daha doğal. Bu sene daha doğal şeyler moda. Ya Özlem, aynı hayat. Şeyleri böyle kopyala yapıştır yapma. Kendi fikirlerini lütfen söyle. Fikirlerimi söylüyorum. Kendi fikirlerim bu değil bence. Sen saçı gerçekten gayet iyi beğendin. Ben de bunun saçı, farkındayım. Çok yapman bu. Gereken şeyi yaptın sen. Saça, düşünceni yaptın. Saça çok... Saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Modeline çok ağır geldi. Şu beşi merak ediyorum ben. Senden çıkacak beşi çok, şu an çok merak ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Var mı başka soru? Hayır. Ya o bozuk kirpini 3 verdim yine teşekkür etmiyor. Sen bana hep gözün yüksek. Teşekkür edeceğim öyle bir şey yok. Bilmeyen, çünkü bu makyaj 5'lik olmasa bile en az 4'lük bir makyaj. Yok. O en kirpikler inmiş aşağıya. O her kirpik, biri başka yere o bakıyor. O kirpik ben burada taktığımda tam mıydı tamdı. Arkaya gittiğinde tam mıydı tamdı. Ya Aslı. Buraya gelince ne olmuş? Niye savunuyorsun? Karşında profesyonel yılların profesyonel makyaj şey var. Buraya gelince ne olmuş? Make-up var. Yılların make-up'ı var. Sen affedersin yani. Karşında bile konuşamayız biz. Özür dileriz. Ben senin yine o bozuk kirpiklerine 3 verdim. Aa evet bana da verin ondan. Ben hatta gözümden yaş geliyor böyle artık bilemiyorum. Dur benimki neredeydi? Çok özür diliyorum. Bundan sonra bir şey rica edeceğim. Ayşegül hocamız bize hatalarımızı gelip kulağımıza söylesin. Çünkü Ayşegül hoca ne söylüyorsa... Aynısını düşük verdiği puanı orayla kapatmaya söylüyor. Çalışıyor. Aha direkt. Ben de buldum Fatma'ya emojimi. O aslında Fatma'ya kirpiği falan hiç görmemişti. Fatma'ya buldum emojimi. O genel olarak 3 verdi. Ama şu an oradan kapatmaya çalışıyor olayı. Fatma bak sana. Abla bir şey söyleyeyim mi? Söyle. İçindeki o şey duygu var ya. O illeti evet. Böyle hani herkesten en iyi olayım duygusu var ya. Acık evet. Ben geliyor hani Fatma abla. Kemiriyor ya. Evet. Bir benle yüzün gülüyor. Ben de olmasan yani böyle suratın düşüyor. Tırnaklarını komple yiyorsun. Eldiven veriyorum takmıyorsun. Yani sen ne olacaksın böyle ben bilmiyorum. Teşekkür ederim. Sen ne olacaksın ben bilmiyorum. Teşekkürler, yarın görüşmek üzere. Burada. Hoşça kal. Evet. Çetin ve Fatma'ya kaç puan verdiğinizi görelim. Aha, yakalandı. Vay. Seni her kutluyorum şey, arkadaşım. Her şeyi açık oynuyorum. Seni kutluyorum. Her şeyi açık oynuyorum. Seni ben kutluyorum. Senin beşini sorguluyor muyum? Yıldızlı öpücükler atıyorum sana. Senin beşini sorguluyor ama muyum? Ama beş orasının da. Oranın sana, sana yıldızlı öpücükler hayat, atıyorum. Hadi strateji yaptınız. Bir şey söyle. Demediniz mi? Bir saniye beni susturma. Demediniz mi? Ya biz... Bugün jüriden en düşük puan alan saça gene de beşimizi kullanırsak seyirci bizi taşlar. Valla seyirci her şey görecek ismini. Hayat ben cevap verme. Hayat, biz bir hayat cevap verme. Hiç kendi kendine kötü konuşsunlar. De değil bırak, ama. Yıldız da koydum. Bırak çok teşekkür ederim. Cevap verme oraya. Hiç kendi kendine konuşsun onlar. Onlar kendi kendine konuşsun. Ben niye bir verdim biliyor musun? Neden? Çünkü saçı gerçekten ben de beğenmedim.
Neresini beğenmedin mesela? Saçın, yani basık oluşu, özensiz basık oluşu mı? Bu kıyafetin saçı bu değil. Hayır, saç basık mı? Basık tabii, şu önünü görmüyor musun? Yan durur musun bir? Şu öndeki olayı görmüyor musun sen bak? Önü değil, gerisi Çetin basık. Çetin abi yalnız bir de geldiğinden saçmalama. Beri bu modeli gerisi basık. Şurası basık. Şurası da basık. Hayır. Şurası basık. Hayır. Olması gereken yer. Bak, olması gereken yer önden başlayıp şuradan başlayıp bombeli bir şekilde saç, gelecek. Ve şuradaki özensizliğe bakar mısın? Düz mü, dalgalı mı, o da anlam veremedim. Hani ben genel olarak beğenmedim. Bir de bu kıyafetin saçı bu değil. Kıyafetin saçı bu değil. Bu doğru değil. Doğru söylüyorsun. Fatma ile birlikte karar verdik. İlahi, biz biraz daha yapacak ama saçın önü hiç yok. Tamam. Makyajda, makyajda hiç badem mademle alakası yok. Tamam, şimdi bir yapalım. Bir ama birilerine baka 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 durun. Bir şey söyleyeyim. Bir şarkıyı Taner, söyle. Taner, söyle. Taner, şarkıyı Taner, söylesene. Taner, bu birler zaten hiç değişmiyor ki oradan. Ya şarkını söylesene. Siz birbirlerine şarkısını. Siz yer yaptınız. Sizin cebinizde akrep Fatma var. Abla. Siz sadece bir çıkarabiliyorsunuz. O zaman bir liralıksınız siz. Hakaret etti. Gözde Hanım hakaret etti. Ağzının bir acısı geçmişti herhalde. Geçti. Çok geç. Her şey için çok geç artık. Ya bir liralıksınız ne demek? Demedim ki. Sür sür. Dedin. Demedim ona diyor. Sür apa sür. Sür. O zaman onlar da hep bir veriyorlar bana. O da hakaret. Sürekli bana bir verilmesi hakaret değil mi? Hadi ısır Fatma. Fatma Hanım. Isır. Bir liralıksınız demek başka. Bir sağ tarafına. Bir, bir sol tarafına lütfen dilinin. Bu hakarete oh, giriyor. Dedim ya lafı. Oh olsun ver diyeceğim. Hayır, ben... Oh söyledim ya. Ver, tamam hadi. Ver bana. Bir şey söyleyeyim. Yemin ellerim pis bak kendime. Değmedim. Ucuna mı ısırıyorsun? Hayır şuna. Hepsini ısır. Isır. Abla ısır. Hayır o ne ya? Şuna. Şey gibi. Hayır. Olur mu? Ömer vallahi yemiyor ya. Aa çıkardı. Olmaz. Olmaz. Dili olmaz. Yanmadı. Aa. Haşlandı, haşlandı çok bir şey söyleyeceğim, anlaşma yapalım. Dilini çıkarsın, ben bunu böyle sürtüyüm ona. Çıkar gel. Hayır, dudağına sür. Dudağına bütün gün yağsın. Dudağında ruj var, geçmez. Diline sürtmem lazım. Herkes bunu, öyle bunu diyor. Bunu bile ütülememiş, şura kıpkırmızı. Bu ne özensizlik, bu ne? Allah'ım, aynı ayakkabılar, aynı model. Bu tarzın ne olacak senin, Allah? Fatma abla birinci oldun, bize biraz hediye alsaydın da giyinseydik. Gözde Hanım. Efendim. Fatma abla hep soruyor neden biri verdiniz. Ben de makyaj için açıklamamı yapmak istiyorum. Aa, oradan su mu içiyor o? Kız orada su mu içiyor o? Ya bir şey söyleyeyim abla, mi? Abla modelin saçı nasıl yıkanacak orada? Gerçekten yese anlarım şu tepkiyle yemiyor. Hiç yemez. Bak ucundan bak tutuyor yutuyor. Sende çikolata vardı, versene. Yemiyor. Yesene Fatma abla. Versene. Bunlar da boyalı boyalı yani. Kim boyalı ya? Biz iş kötü olduğu için bir veriyor olabiliriz ama karşılıklı o masanın beşleri neden hiç değişmiyor Fatma abla? Onun cevabını verin hadi bize. Beğendik ama güzel oldu. Beğendiniz. Neyi beğendiniz? Hayat az önce saçı eleştiriyordu Taner'le beraber. Makyajı da temiz olmuş. Bak, bir kere makyajı temiz olmuş. Seni şu kadarcık tanıdıysam... Surat ifadenden anladım beğenmediğini. Sağladım. Hayır ama gerçekten Fatma'nın makyajları Özlem, çok güzeldi. Özlem ne? Kabul etsene. Düzeldi bak, gerçekten. Dürüstlük güzel bir şeydir, kabul et. Strateji hayır, tamam yaptım sizinki de. Güzel. Beğendim strateji ama Fatma artık değiştirdi kabul makyajlarını. Kabul et strateji yaptım çok de. Çok temiz ya, cildi. Allah'ını seversen yapabilirsin bunu. Bir şey söyleyeceğim. O şey tövbe estağfurullah. Kirpiği elbise, atmamış elbisenin mesela. Elbisenin şu olayı omuzlara çıkaraydı. Omuzlarda duruyor resmen, bakar mısın? Ne yapsın? Yani nasıl beğeniyorsun sen hayat? Ben elbiseyi beğendim, modelimi de o elbiseyi yani giydirdim zaten. Yani Allah'ın saça bak, yani buna mı sen hayır, gerçekten beşer? Hayır, modern bir yaklaşım yapmış saçta, hayır. Çetin abi geldiğinden beri kaç kere yaptın bu saçı? Nasıl geldiğinden beri kaç kere? Daha önce de yaptın sen bu saçı abi, yaptın abi. Abi ben biliyorum yaptın sen hayır, bu saçı. Hayır, ilk defa yapıyorum bu saçı. Hayır abi yaptın. Yaptın sen bu saçı, ya üçüncü ya ikinci. Yaptın. Ben bu saçı ilk mesleğe başladığım dönemlerde elime vermişlerdi, yapmıştım böyle bir şeyi. Hani bir de o kadar söylüyorsunuz söylüyorsunuz. Ayşegül Hoca'nın iki verdiği makyaja sen beş mi verdin? Ayşegül evet. Hoca'nın bize bak beş verdiğine siz bir verdin. Ben Özlem diyorsun. Ayşegül Hoca'nın bize beş verirken siz kendini bir bak yeni bir hafta. Bu makyaja yeni bir hafta. Dinleyin arkadaşlar. Değişiyor. Ama bunları yapmamışsınız gibi de konuşmayın, komik oluyor. Bir hafta öncesinde izleyecekler hayatım sizi. Hayatım bana gülmeden bakar mısın? Ya. Gülmeden.
Ya bak geçen hafta dedin ki öyle bakma, bu hafta gülüyorum gülme diyorsun. Bak şu saça sen 5 mi verdin? Hayır, bu saç bir kere bir şey söyleyeyim mi? Gri olduğu için riskli bir saçtı. Eğer çok klasik bir saç yapsaydı yaş hiç inandırıcı değil. Beğendin mi hayat? Gerçekten bir şey soracağım. Fikri beğendim. Teknik bilgi diyorsun, çok başarılıyım diyorsun ya. Saçta pensizi var kenarlarında. Her şey var ya. Olabilir. Hayat. Nerede de tokalar benim de fikrimi beğenseydin. Nasıl? Benim de hepimizin de fikrini beğenip 5 verebilirdim biraz. Hayır, yüz hattına göre doğru yapılan her saçı ya beğenirim. Ya itiraf edinsene hadi. Neyi itiraf hadi edeyim onunkini ya? Onunkini anlamayı düzelt. Komple. Hayat gerçekten beğendin mi? Neyi? Saçı. Fikri güzel dedim. Beğendim de. Beğendim hayat, de. Boş ver. Beğendim. Sana bir yarın şarkı hallederiz. Beğendim de ben beğendim. Yarın beğenme sen bunu vermem Çetin Bey'e. Palavra, palavra, palavra. Palavra, palavra, palavra. Söylediğin her şey palavra. Hayat. Neyse tamam, yarın bak, hallederiz. Bugün doğru oldun. Süper. Peki. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakal. İsmihan ve Abdullah'a kaç puan verdiğinizi görelim. Allah'ım yıldızlı bir... Aa. Apo. Apo seni seviyorum. Ama ben yıldız koydum, niye görmüyorsunuz? Ama o yıldız niye? Kız var zaten. Sus, Allah kahredecek seni. Abla, o ne? O ne? Yıldızlı bir ne abla? Vallahi beşi bile öyle güzel çizmedim. Biri de geldi. Abla yıldızlı bir nedir ya? Tam birliksin. Yani bir puan yıldız, oturmuş. O yıldız hocamız düzelttiği için koydu Fatma. Bana? Hadi. Abla hadi saç bir. Adnan Hoca düzeltti tamam. Makyajla mı bir? Kıyafetle mi bir? Şimdi Fatma abla diyecek ki jürimiz ayakkabı kötü. Ayakkabınız kötü. Ayakkabı kötü. Bak küpeler kötü. Bak küpeler kötü. Yüzük kötü. Küpeyi saç beğendiler kötü yalnız. Ayakkabı kötü. Elbise kendi başına güzel ama o saçla onu havasını abla, veremedi. Abla makyaj kötü mü? Bir verdim, yetmiyor mu makyaja? Makyaja bir verdim işte. Elbise kendi başına güzel olamaz aslında. Bizim modelimiz giydiği için güzel. Evet, siz neden iki verdiniz? Şimdi biz neden... Yalnız strateji yaptık. Ayakkabıdan bir kırdım. Bak hemen yüzükten ayakkabı, evet. Kırdım. Bir. Bir de senin saçını düzeltti ya Adnan Bey. Oradan i̇ki. Da bir kırdım. Ama makyajdan kırmadım. Ama zaten onun öncesi puan makyajı veriliyor. Değil mi? Onun öncesi puan veriliyor onun zaten. Onun öncesinden puan verdin evet, zaten. Yani hayır, nasıl yani düzeltti? Işte. Hayır. Beğenmedim ama. Ha, saçı beğenmedin. Düzeltti evet. Şimdi bak ayakkabıdan bir kırdın. Kırdım. Saçtan yüzükten bir kırdın. Yüzükten kırdım. Yüzükten. Yüzük. İki. Aa, aynı olay oldu. Ayakkabı, Fatma yüzük, saç oldu işte dedim bak, ya. Bak hayır. Yüzük yok. Şimdi ayak çekiyorsun. Hayır yüzük dedim döndür. Aa, şimdi bir kere Tuba Hanım da dedi ki o yüzük çok silik bir yüzük. Evet öyle bir yüzük. Gerçekten benim hemen dikkatimi çekti. Hiç gereksiz oradan. Sevdiğim için taktım. O yüzük senin puan kırabileceğin bir kadar büyük bir şey değil. Olsun, yani. Güzel durmuyor yani bence. İtiyor bizi. Bakışımız Özlem. İtiyor. Ama makyajdan kırmadım yani makyaj hakkını vermiş. Allah razı olsun ablam. Allah razı olsun. Zaten ben her zaman söylüyorum ben burada Apo'yla yarışabilirim. Pardon ben dış kapım dışı sen de güzelsin mi? Ama yani Apo kadar değil. Apo çok başarılı. Aa, ben çok başarılı. Göbeğimi koyabilirim. Evet iki verdim işte kırdığım için mecburen verdim. Yarışabileceği burada seni rakip görüyor ama ikiliksin. Teşekkür ediyoruz. Fatma abla çok ayıp ettin bize bir vererek sana çok kırıldım. Dışarıda sana acı biber süreceğim. Peki. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakal. Evet, biz puanları hesaplayalım. Birazdan karşınızda olacağız. 29 puanla... Pazartesi günü birinci olan takım... Kesinlikle hak ettiler. Kesinlikle. Sonuna kadar. Sıra geldi. Kuaförüm sensin de pazartesi gününün sonuçlarını açıklamaya. Efendim değişik bir puan tablosu var elimde. İlk önce ne yazık ki sonuncu olan takımla başlayacağım. 16 puanla günün en düşük puanını alarak sonuncu olan takım.
16 puanla günün dördüncü olan takımı... Çetin Fatma. Alkışlayalım mı? Ne diyeceksiniz? Bekliyor muydunuz? Alkışlayalım mı? Ben kendi adıma beklemiyordum. Niye birinci olunca alkış istiyorsun, sonuncu olunca niye istemiyorsun? Senin suratsızlığını, suratının düşüklüğünü alkışlayalım bence. Bana uyar. Birazcık benim hayatıma bir şey kötü gidince yüzü gülüyor. Ama kötü gitmezse böyle süzülüyor. Sen mutlu ol ya, ben kötülerle baş ederim, sen merak etme. Bak işte böyle gül ki hani enerjim bana gelsin böyle. Sen ne diyorsun Çetin? Jüriden de en düşük puanları bugün siz almışsınız. Teşekkür ederim ya. Ben düşünmedim bu kadar düşük olacağını. Peki. Ya ben sadece Aslı'nın ve Apo'nun sürekli o birileri bence... Fatma abla. Fatma abla geçen hafta biz bir şey verdik. Sen bize bir verdin. Ya ne yapacağım, sen kötü yapıyorsun. Bak ben sen ne yapacağım biliyor musun? Sen kötü makyaj yapıyorsun. Sen bir buraya iki böyle gidecek. Abla geçen hafta biz sana hep 5 verdik ya. Böyle eksilmeyiz, artmayız da. 1-2 hep böyle gidecek. Neden özleme değil? Öyle ne, çünkü sana 5 veriyor diye değil mi? O biri elinizden düşürmüyorsunuz. Abla hak et verelim. Geçen hafta 5'i biz verdik sana. 2 kere 5 verdik. 2 kere 5 verdik. Ya senin o bulduk kibrik. Senin o kibriklerin her biri bir tarafa bakan makyajından bir katı yedi benim makyajım. Asla değildi çünkü badem... Ya ben seninle kendimi yarıştırmam bile, o ayrı da. Yarışamazsın zaten, senin bilgin yok. Ben seninle aynen yarışamam. Senin teknik bilgin yok. Seninle yarışamam. Çok şükür benim teknik bilgim bana yetiyor. Hiç eğitim almadan bak ne kadar çok teknik bilgim var da hiç değilse badem göz yapabiliyorum. Peki Aslı. Üstelik geçen hafta en yüksek puanlarını sizden yana kullandıklarını da söylediler ki doğrudur. Şimdi sıra geldi günün en yüksek puanı alıp birinci olan takımına. 29 puanla pazartesi günü birinci olan takım... ...9 puanla haftayı birincilikle açan takım... Hayat Özlem. Kesinlikle hak ettiler. Kesinlikle. Özellikle saç olarak. Hak ettiğimizi bugün aldık. Arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Aynen ben de. Teşekkür ediyorum. Çok centilmen gördüm sizi arkadaşlar. Alkışladığınız uzun zamandan beri bu olmuyordu. Yani ben sanatı her zaman alkışlarım ama o alkışlar beni de şaşırttı. Hakikaten gelişme var yani. Abla sevindim. Sen sus koalisyoncu. Sevindim. Siz onu bile beceremiyorsunuz. Onu yapmaya kalkıyorsunuz. Onu bile beceremiyorsunuz. Elinizde bu başlıyor. Ya biz koalisyon yapsak 3 masa sonucu olur muyuz? Beceremiyorsunuz. O, ya aslında çalışıyorsunuz. Fatma, onu da yapamıyorsunuz. Sen hepimizden cinsin var ya. Sen var ya. Devam edecek misiniz? Tüm hafta boyunca söz veriyorsunuz. Peki. Harika. Efendim bu arada ikinci olan ve üçüncü olan takımımız 23 puanla bu ikinciliği, üçüncülüğü paylaşsın. Çünkü İsmihan, Abdullah, Aslı, Taner 23 puandasınız efendim. Teşekkürler. Gördüğünüz gibi yakın puanlarla haftayı açtık. Pazartesi gününü sendromsuz atlattık ama bu bana biraz fırtına öncesi sessizlik gibi geliyor. Yarın salı biliyorsunuz. Yarın salıyı sallamak için biz buradayız. Bakalım bu hafta dengeler nasıl değişecek? Kuaförüm sensin. Yarın göreceğiz neler olacak. Biz buradayız, bekleriz. Hoşçakalın. Makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin. Ben birine çok benzettim. Hello, yaldır yaldır.
Bir dakika. Benzedim benzemedi mi? Ben senden daha iyi mucitlikler yapıyorum biliyor musun? Topraklama yapıp elektriğini alacağım gözden. Yere atıyorum toprağı. Taner dur! Toprağı attın mı? Hayır Taner. O topraklama bu topraklama değil. Kalk kızım kaç. Sana hiç gittiğin yerlerde mi böyle ateşli meyve tabakları geliyor mu Fatma abla? Bize geliyor. Gelse gelse bir armut bir de ayva gelir ne gelecek sana? Aa, bak bu olmadı Fatma abla. Fatma abla biberi yiyeceksin gel buraya. Tepeme gelmek için gün doğdu. Biraz şuna oyalansana bak. Ben bunu şu an beğenemiyorum. Nasıl olur da o makyajı Fatma'ya beğendiremedin? Asla bir gelini bu şekilde görmek istemem. Bir top vardı ya, topu yanlış yerde kullanmışsın. Gerçekten bu görüntü ne ya, hava yastığı gibi? Hamam tası koymuşsun gibi yüz yuvarlak. Merdiven gibi duruyor, dayamışlar ensesine diye. Merdiveni sen de yap da ben o merdivenden bir çıkayım. Bu öpücük yaka bu gelinlikte, bu bedende çok yanlış bir yaka. Taş daha vizeye benziyor bence. Hatta abla bak acı biber sürerim. Altı dantel, üstü entel. Sen bir kere kes sesini. Sensin.